dinleyiciler, her açıdana hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de hiçbir gündem, evine dönerken bindiği minibüsün cani şoförü tarafından katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için duyulan üzüntünün ve bu feci olayın toplumdaki tepkilerinin önüne geçemedi. Her kesimden, her yaştan kadınıyla erkeğiyle sokağa dökülen toplum, yıllardır binlerce kadının tecavüze uğramasını ve öldürülmesini önlemek üzere çözümler üretilmemesini, mevcut yasaların uygulanmamasını protesto ederken, devletin zirvesinden yapılan "biliyorsanız Fatiha okuyun" veya "bu feministlerin dinle ilgisi yok" gibi açıklamalar, ne yazık ki toplumdaki gerginliğin azalmasına değil, daha da artmasına neden oldu. Bu tepki ve gerginlik sürerken daha önceki benzer kadın cinayetlerinde katillere yapılan tahrik veya iyi hal gibi akıl dışı ceza indirimi haberleri 12 yılda 5000, son 1 yılda 300'e yakın kadının vahşice katledildiği ülkede bazı kişiler tarafından kadın cinayetlerinin bile bir şekilde din laiklik eksenine çekilmeye çalışılması toplum öfkesini had safhaya çıkardı. Bu arada hükümet üyeleri Özgecan cinayeti sonrasında ceza hadım mı olsun idam mı tartışmasını sürdürdüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evine gitmek için bindiği otobüste teröristler tarafından diri diri yakılan kızımız için ses çıkarmayanlar, eylem sırasında ölenler için ortalığı birbirine kattı sözleri üzerinde durulacak kadar önemliydi. Acaba otobüste yanan Serap olayının perde arkasında ne var? Gezi gösterileri sırasında ölen değil, polis tarafından öldürülen gençler Cumhurbaşkanı için hiç mi önem taşımıyor? Kadınlar Özgecan'ın ölümünü dans ederek kutladılar sözünde haklılık var mıydı? Kadınlar neden bir hadise dayanarak söylenen "onlar erkeğe emanettir" sözüne tepki gösterdiler? Bunların hepsi toplumda tartışılması ve gerçeğin ortaya çıkması gereken konular. Özellikle de genç kızları ve kadınları taksiye minibüse binmekten, tüm vatandaşları neredeyse sokağa çıkmaktan korkar hale getiren olaylar yaşanırken, Türkiye'de tarihte benzeri görülmemiş dev yolsuzluklar yapan, hakkı olmayan milyonlarca doları alıp kenara çekilenler yargıdan kaçırılırken, katil ve tecavüzcülere saygı duruştan söz edilerek ceza indirimleri verilirken, bir hafta içinde biri 17 yaşında öğrenci olmak üzere 4 kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanması, bazılarının tutuklanması gündemin dikkat çeken haberlerindendi. Hafta başında Türkiye'nin her köşesinden Ankara'ya giden yüzlerce avukatın, baro avukatlarının öncülüğünde meclisten çıkmasını önlemek üzere yürüyüş yaptığı ve Türkiye'yi korku devletine çevireceğini söyleyerek geri çekilmesini istediği iç güvenlik yasa tasarısının meclis oturumunda AKP'li milletvekillerinin CHP ve HDP'li vekillere saldırması sonunda 5 milletvekili hastanelik oldu. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın "kendileri düştüler, milletvekilleri kendini darp etti" benzeri sözleri ise topluma yaşatılan şokun son noktalarıydı. Ki cuma ve cumartesi günü mecliste yine iktidar ve muhalefet partili milletvekilleri birbirlerine girdiler. İç güvenlik yasası kavgası dün gece de sürdü. Türkiye'de gençlerde işsizlik oranı 2014'te %20'ye, ülkede işsiz sayısı 6 milyona çıkarken medyada Bilal Erdoğan'ın gemi filosuna 18 milyon dolarlık yeni bir gemi eklediği haberi çıktı. Ve Özgecan cinayetiyle ülkeye yayılan kabus havası, çarşamba günü İstanbul'da sabıkalı bir esnafın dükkanının camına kar topu geldi diye gazeteci Nuh Köklü'yü öldürmesi, Üsküdar'da bir caninin 17 yıllık karısını bıçakla öldürdükten sonra çöp konteynerine attığı haberi, sokak ortalarında silahlı saldırılarda ölenler, Hatay'da yeni bir Özgecan olayının duyarlı vatandaşlar tarafından önlenmesi, artık ülke çapındaki bu vahşetin göz ardı edilemeyecek, üstü kapatılıp başka konulardan söz edilemeyecek hale geldiğinin son kanıtlarıydı. Ülkenin meclisinde bunlar olursa o toplum ne hale gelir? Ülkeyi yöneten partinin başındakiler yalan söylerse sokaktaki adam ne yapar? Milletvekilleri birbirini yaralarsa iç güvenlik yasası sonunda polis halka nasıl davranır? Bu sorular bir numaralı gündemimiz olmalıdır. Suriye topraklarında dün gece başlatılan operasyonda bölgeye gönderilen özel harekat timleriyle Süleyman Şah Türbesi boşaltıldı ve askerler geri çekildi. Operasyonda bir askerimiz şehit düştü. Musul Konsolosluğu'nun kaybedilmesinden sonra bu 94 yılın ardından Türkiye'nin kaybettiği ikinci toprak parçası oldu. Genişleyeceğimizi iddia ettiğimiz bir alanda geri çekilmiş olduk. Bunları ve diğer tüm sorunları, tüm konuları bugün yine olayların içindeki en uzman isimlerle tartışacağız. Hemen size konuklarımı tanıtayım.
Eski Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Ali Özgündüz. Hoş geldiniz Sayın Hoş Özgündüz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Hukukçu Sayın Oktay Vural şu anda yolda, gelmek üzere. Birkaç dakika sonra o da bizimle olacak, kısa süre sonra. Kader eski başkanı, Türkiye'de kadın hareketinin öncülerinden avukat Sayın Hülya Gülbahar, o da Batman'dan geldi. Batman'da zannediyorum değil mi? Baron'un paneli vardı. Baron'un panelindeydi dün. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hülya Gülbahar ve size de Sayın Özgündüz, Ankara'dan geldiniz. Ve Doğu Ergil, Fatih Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci, Profesör Doktor Doğu Ergil de Ankara'dan geldi yine programımıza katılmak üzere. Hoş geldiniz Sayın Ergil. Şimdi sevgili izleyiciler, önce Süleyman Şah Türbesi olayından başlayalım. Çünkü Suriye'de Esad'ı indirip işte orada istediğimiz düzeni kuracağız, orada namaz kılacağız derken ve alanlarımızı genişleteceğimizden söz ederken birdenbire Süleyman Şah Türbesi'ni de boşaltıp sessiz sedasız oradan kaçtık. Acaba neler oldu? Şimdi Sayın Özgünüz'e soralım önce. O da yakından takip etti olayı. Efendim, ne oldu Süleyman Şah Türbesi'nde? Türkiye neden hiç konuşulmadan, hiç tartışılmadan ve toplum hiç duymadan birdenbire böyle bir adım atmış oldu? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi aslında oradaki askerlerin herhangi bir kayıp olmadan, bir askerimiz kaza sonucu şehit oldu, Allah'tan rahmet diliyorum. Onun dışında can kaybı olmadan ülkemize intikal etmeleri bu açıdan memnun edici. Ancak Türkiye'nin çıkarları açısından üzücü bir durum bu durum. Sizin de belirttiğiniz gibi, yani 2 sene önce işte 6 saatte Şam'a gireriz, oradaki Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyenler bugün geldiğimiz noktada kendi toprağımız olan Süleyman Şah Saygı Karakolu'nu 6 saatte boşaltıp oradaki naaşı, kemikleri alarak geri çekildik. Bu Türkiye'nin çıkarları açısından, uluslararası saygınlığı açısından üzücü bir durum. Fakat utanmadan başbakan, yanına da genelkurmay başkanını ve Milli Savunma Bakanı'nı alarak affedersiniz, bu olaydan yine siyasi bir rant sağlamak için bu olayı övüne övüne anlatıyordu sabahleyin. Bu utanılacak bir durum. Yani başbakanın başının önüne eğilmiş olması gerekiyor. Stratejik derinlik diyerek stratejik çukura yuvarlanan Davutoğlu, geldiğimiz bu noktada Türk milletinden, halktan özür dilemesi lazım. Biz beceremedik, yanlış yaptık, ülkemizin çıkarları aleyhine bir operasyona başlattık, yeni Osmanlı olacağız derken bölgede şamara olan olduk. Gözü dönmüş, affedersiniz, it kopuk çetesi IŞİD militanlarından askerlerimizi ancak zar zor kurtardık diyerek bu mahcubiyeti yaşaması gerekirken pişkince bu olaydan bile efendim rant sağlamaya çalışıyor. Bu açıdan üzücü bir olaydır. Yani orası Lozan'la Türkiye toprağı sayılan bir noktaydı. Yine birkaç ay önce biliyorsunuz Musul'da konsolosluğumuz işgal edildi. Orası da Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağıydı. Şimdi konsolosumuzun açıklamaları son günlerde medyaya yansıdı. Onur kırıcı davranışlarda bulunmuşlar oradaki görevlilerimize. Yani bizim yurttaşlarımız, devleti temsil eden görevliler esir edildi bu gözü dönmüş militanlar, teröristler tarafından. Ki bunları besleyip büyüten, bu hale getiren de AKP hükümetidir. Hı hı. Dünyanın 40 ülkesinden gözü dönmüş psikopat teröristleri getirip Türkiye üzerinden eğiterek, silahlandırarak oraya gönderen, yine 5000 tır silah gönderen bu hükümettir. Ve sonuçta kendisine bela oldu. Yani bir söz Margaret var. Margaret Thatcher'ın şey geliyor aklıma şimdi. Ta Falkland adalarındaki o toprağı bile vermeyiz falan diye kıyameti koparıp dünyayı ayağa kaldırmıştı. Mesela biz sessiz sedasız kaçıp bunu bile başarı gibi. Yani bu Türkiye'deki bu her olaydaki algı operasyonları, evet, insanların toplumun algısını aslında bir kayıp, başarısızlık yaşanmışken veya büyük bir diyelim ki yolsuzluk yaşanmışken, evet, bunu vay efendim paralel yaptı diyerek veya burada da sanki bir başarı gibi sunarak toplumu aldatmak. Ama bir de yani onu da tartışmak lazım. Bu toplum da bunu yutuyor. Yani bütün bu yalanları mesela çıkıp
Diyelim ki biz dik duralım ve diyelim ki yok biz orada çok büyük bir başarı kazandık. Asker falan kaybetmeden biz geri çektik, Türkiye'ye taşıyoruz burayı. İyi de geri çekildin evet. Ama yani sonuçta evet. Başarı değil ki. Şimdi çok haklısınız, AKP bu konuda başarılı. Yani hangi konuda başarılı? AKP gerçekleri ters yüz ederek gerçek gibi sunabilme konusunda, halka aldatma konusunda çok başarılı. Ama bunun için tabii işte havuz medyası oluşturdular. Ve MİT efendim, MİT'in yani CHP ve MHP'yi algı operasyonları hazırladığı konusu medyadaydı bu hafta. Yani şu bunu anda, tartışıyorsunuz muhalefet partileri olarak. Sayın Mengil şu anda evet. Bakın şimdi daha önce biliyorsunuz bu Ergenekon balyo sürecinde en son hükümetin geldiği nokta işte Milli Ordu'ya kumpas kurdular falan diyerek kendisini sıyırmaya çalışıyor. Şu anda Milli Ordu'ya kumpas kuran siyasi iktidar şu anda Cumhuriyet'e layık, Cumhuriyet'e, Demokrat Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün iki büyük eserinden biri dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kumpas kuruyor şu anda. Şimdi devletin organlarını, devletin birimlerini, istihbarat birimlerini, emniyet birimlerini bu amaçla kullanıyor. Efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkisizleştirdi, gururunu, onurunu örseledi. Şimdi yeniden bu şekilde toparlamaya çalışıyor, gittikçe batıyor. Biz uyarmıştık hükümeti. Suriye olayları başlarken uyarmıştık, yapmayın etmeyin. Yani Suriye'de taşları yerinden oynatırsanız bölgede taşlar yerinden oynar ve Türkiye bundan en çok zarar görür demiştik. Şu anda geldiğimiz nokta bu değil mi? 1 milyon 700 bin Suriyeli ülkemizde, 10 milyar dolara yakın bizim ülkemizde fatura kesildi bu olaydan dolayı. Bölgede itibarsızlaştık. Hı. Efendim dostumuz kalmadı. Şu 10 milyar doları halkın hakikaten öğrenmesi lazım. Yani kendi cebinden evet. 10 milyar dolar inşallah bugün konuşabiliriz. Bu iki tane kardeş vardı bu hafta evleri yanan Ağrı'da ve ağlayarak o iki kardeş evlerinin yanışını seyrediyorlar ve 10 yaşındaki abi 4 yaşındaki kardeşinin gözlerini kapatıyor üzülmesin diye. Yani evet. İçler acısı, bu iç paralayan bir şey. Ve yine biraz sonra değinmek isterim. Bir Kıbrıs gazimiz açık kalp ameliyatı bitiyor. 25 bin liralık borcunu ödeyemediği için 4 gün sonra kalp ameliyatından alıp hapse koyuyorlar. 25 evet. bin lira borcu için Kıbrıs gazisini evet. hapse koyduruyor bu devlet. Evet. Yani kendisi için savaşmış gitmiş. Ver o 25 bin lirayı. Hayır. Onu ondan söke söke alacak. Cezasını hapiste ödetecek. Ama öbür tarafta ne kadar verecek Suriyelilere? 10 milyar dolar. Şimdi... Ve dünya 5 kuruş vermiyor diye evet. Cumhurbaşkanı çıkıp siz bizi yalnız bıraktınız vermiyorsunuz. Niye versin diyor. Dünya? Sen bu hale getirdin. Evet. Sen gidip kamplarda iki sefer miting yapmadın mı Suriye'den gelenlerin kampında? Bekleyin, merak etmeyin, Esad'ı devirdik, devireceğiz falan. Sen yaptın bu hale getirdin. Yazık değil mi insanları mağdur ettin? Şu anda o kamplardaki genç kızlar, kadınlar affınıza sığınıyor, satılıyor, fuhuşa teşvik ediliyor. Yazık değil mi? Suriye'nin bütün şehirleri şu anda mağdur ve mazlum durumda. Laskiye'si, efendim Şam'ı, Halep'i yazık değil mi? Sen bu hale getirdin. Şimdi bakın 10 milyar dolar ne demek? Yani bugün yurttaşlarımız eğer doğalgaz faturaları efendim işte öngörülenden fazla geliyorsa, elektrik faturaları, su faturaları, efendim işte benzin, mazotu bu fiyata alıyorlarsa işte bu demektir 10 milyar dolar. Oraya fatura ediliyor. Vatandaşa fatura ediliyor. Vatandaşın cebinden çıkıyor. Tayyip Erdoğan babasının parasını vermiyor ki. Yani bizim paramız veriliyor. Efendim işte insani yardım. İnsani yardım tamam okey. Ama bu sen bu hale getirdin. Yani burada siyasi sorumluluğun yok mu ey hükümet? Yeni Osmanlı olacaktın hani? Yeni Osmanlı olacaktın ne oldu? Evet. Ha böyle olur işte gidersin toslarsın. Ha o zaman özür dileyeceksin. Sorumluluğu alacaksın kusura bakmayın. Ben ülkemin başını belaya soktum. Türk milletinden özür diliyorum, af diliyorum ve siyasi sorumluluğu alıyorum. Çekiliyorum demen lazım. Ama yapmıyorlar. Halen peşkince bu olaydan da siyasetten sağlamaya çalışıyorlar maalesef. Evet. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Özgündüz. Sayın Doğu Ergil, efendim siz biraz önce de anlatıyordunuz bize olayı. Buyurun sizi dinleyelim. Nedir bu Süleyman Şah olayı ve biz neden duymadık acaba hiç toplum olarak? Hiç haberimiz olmadı. Ya anladım bir takım şeyler gizli olur falan da yani hiç mi haber verilmez halka? Biz böyle bir karar aldık, oradan çekiliyoruz Suriye topraklarından diye. Ben biraz önceki konuşmadaki iyimserliğe dikkat ederseniz biraz gülümsedim. Hani insan hatasını şey yapar, kabul eder ve ondan sonra istifa evet. eder, çekilir.
siz öyle bir siyaset anlayışını hiç bu ülkede gördünüz mü? Hiçbir zaman görmediniz bir kere. Şimdi hemen, var Zeynep ölçüde. Bunlar çok pişkinler. Şimdi öyle anlaşılıyor ki IŞİD'le şimdiye kadar kaçınılan ve uluslararası camiayla da maalesef işte soğukluk yaratan, eğer ara da açıldı tabii ama hani ara açıldı demeyelim ama soğukluk yaratan işte IŞİD'e karşı uluslararası direnişin veyahut da mücadelenin örgütlenmesinde Türkiye'nin hep böyle kenarda kalması ile sonuçlanan durum sona eriyor. Dikkat ederseniz Musul Başkonsolosumuz uzun ve oradaki personel uzun süre sessizliğini koruduktan sonra nasıl parangaya vurulduklarını, nasıl tehdit edildiklerini, soyulduklarını ve kötü muamele gördüklerini iki gün önce söyledi. Ondan ertesi günü IŞİD'e karşı diyebileceğimiz bu operasyon oldu. Gene bir algı ortamı oluşturuluyor görüyorsunuz. Ondan önce IŞİD'e karşı o sessizlik ve belki biraz abartılı olacak ama onay, dindaşımız olduğu için o onayın artık sonuna gelindiğini ve Türkiye'nin bu kadar hoşgörülü davranışına karşı IŞİD'in karşılık vermediğini ve kendi gündemini takip ettiği anlaşıldıktan sonra tabii biraz da uluslararası camianın şeyi, baskısı, biraz da IŞİD'in Türkiye'deki bu siyasi dinsel örgütlenmelerle oluşturduğu organik ilişkiden Türkiye'nin başına ciddi bir tehlike açacağı anlaşıldıktan sonra bu operasyona girişildi. Ve işte Suriye muhaliflerinin bir kısmının Türkiye'de eğitilmesi de bu paketin bir parçası. Artık Türkiye IŞİD'e karşı bir pozisyon alıyor. Ama bu pozisyon çok şeydi, çok boyutlu. Artık Türkiye'de göreceksiniz IŞİD aleyhtarı resmi bir söylem geliştirecektir. Bu güvenlik paketinin çıkartılması aşırı şeylerle, uygulama teklifleriyle çıkartılmasında sadece HDP baraj altı kalırsa Güneydoğu'nun karışması değil, IŞİD'in de artık operasyonlar yapacağı korkusunun olduğunu sanıyorum ben. Neden? Yani ne alakası var HDP'nin baraj altı kalmasıyla IŞİD'in? HDP baraj altında kalırsa biz %10 barajının düşmemesiyle aradığımız temsili, demokratik temsili bulamıyorsak artık kendi kaderimizi kendimiz tayin ederiz ki bu söylenen bir şey zaten. Yani Kürt ama Sayın Ergin, siz efendim siz akil insanlar heyetindensiniz ve herhalde burada hükümetle HDP arasında baraj altında kalsalar bile o milletvekillerinin, kaybedilen milletvekillerinin AKP'ye gitmesiyle AKP'nin yeni anayasa yapacak çoğunluğu bulup onu değiştirip orayı da özerk bölge yapması anlaşması gibi bir anlaşmanın olmadığını nereden? Yani hiç siz bunu düşünmediniz mi bir akil insan olarak veya hiç tartışmadınız mı efendim? Çünkü hiç tahmin etmiyorum. Şimdiye kadar bu barış süreci, çözüm süreci adı verilen sürecin bu kadar gecikmesi, sünmesi ve bu konuda gösterilen isteksizlik Türk toplumunun büyük çoğunluğunun PKK'yla anlaşmaya vararak bir çözüm istememesinden kaynaklanıyor. AK Parti bunu çok iyi biliyor. Bildiği için zaten zamana oynuyor. İşte bu seçimleri atlatalım, bir seçim zaferi daha kazanalım diye. Yoksa hiçbir biçimde Kürtlerin lehine, Kürtlerin bekledikleri o demokratik katılım, yerel yönetimler, bakın yetki paylaşımını aşan bir siyasi egemenlik paylaşımı değil.
idari bir yetki paylaşımı anlamında. Yani yerel yönetimlerin yetkisinin arttırılarak oraların özel bölgelere çevrilmesi. Onun bile AK Parti tarafından istenmediğini çok iyi biliyorum. İstenmiyor. Ama bunu halkın çoğunluğu da istemiyor. Peki Kürtleri aldatmak için mi Öcalan'la görüşme yapıyor? Neden görüşüyor o zaman bakın, Öcalan'la? Kürt tarafından gelen bütün şeyler... Yani Kürtleri demeyelim daha doğrusu, HDP ve PKK'yı diyelim. Siyasi Kürt hareketi diyelim. Siyasi Kürt hareketinden kaynaklanan bütün söylemler, bizi aldatıyorsunuz, zamanı oynuyorsunuz, yaptığınız bu bireysel görüşmeler bir türlü açık müzakereye parametreleri belli, hangi aşamada neyin gerçekleşeceğine ilişkin sözler içeren bir müzakereye dönüşmüyor diyor. Her seferinde bunu söylüyorlar. Demek ki dönüşmüyor. Demek ki burada bir samimiyetsizlik var ve bir anlaşma yoksunluğu var. Bu anlaşma sadece resmi Türkiye ile siyasi Kürt hareketi arasında değil, resmi Türkiye'nin içinde de bir anlaşmazlık var. Yani nasıl davranacaklar? Peki, şimdi, o yüzden ben şeye inanmıyorum. Bu haftanın haberiydi. Perşembe günü Kobani'den çekilen IŞİD Türkiye'ye sızdı diyor. Ve yüzlerce hatta binlerce, 3000 militandan söz ediliyor. Onlar militanlar, altyapısı var zaten. MİT şey yapmış, uyarıda bulunuyor. Ülke genelinde güvenlik birimleri acil koduyla uyarıldı diyor. Şimdi bakın, yani IŞİD Türkiye'ye yayılıyor. Operasyonlar yapmak üzere ve güvenlik birimleri uyarılıyor. Biz bunu televizyonlarda bile önemli bir haber olarak duyuyoruz. Dışarıdan gelen militanlara indirgersek bunu çok hatalı davranırız. Burada bir kültürel altyapısı, burada bir örgütsel altyapısı var. IŞİD ve IŞİD gibi olan örgütlerin zaten bir altyapısı var. Şimdi o altyapıyla bu gelen militanlar birleştiği zaman hakikaten patlayıcı bir bileşim meydana getiriyorlar. Şu sözümü bitireyim. Şimdi IŞİD'e karşı Türkiye artık tavır almak zorunda kalıyor. Bir, ortaya çıkmış olan bu somut veriler nedeniyle. Türkiye'ye girmiş olmaları. İki, işte uluslararası camianın biraz baskıları. Üç, Türkiye'nin Orta Doğu politikasının iflas etmesi. Dolayısıyla buradaki iflasın serpintilerinin Türkiye'de gerçek radyoaktif bir etki bırakacağı, yani Türkiye'ye zarar vereceği. Şimdi bakın, Kobani'nin yakınından geçerek gittiler değil mi? Bu bizim askeri birlikler. Burası kimin kontrolünde? PYD'nin kontrolünde. Sadece çok Süleyman Şah Türbesi'ne çok yakın bir alan IŞİD'in kontrolünde. Şimdi Türkiye, zannediyor musunuz ki onlarla bir mutabakata varmadan oradan geçebilir? Yoksa onlarla da çatışmak zorunda olacak. Çünkü kendi toprakları olarak orayı adamlar benimsemişler. Şimdi bütün bunların hepsi ortaya çıkacak. Ama şu anda çıkmaması bunun bir başarı olarak gösterilmesine neden oluyor. Şimdi Musul Konsolosluğumuz IŞİD'in eline geçti ve karargah olarak kullanılıyor. Orası Türk toprağıydı. Burada böyle bir şey olmasın diye, onur kırıcı bir durum olmasın diye aldığım haberlerden veya işte birlikte aldığımız haberlerden çıkan birliğin burayı tahrip ettiğini şey yapıyor. Bu sembolik olarak anlamlı tabii. Şimdi orada da gider IŞİD bayrağını çekerdi ve Türkiye'yi aşağılayacak bir şey, bir tavır sergileyebilirdi. Şimdi burada... Yani Türkiye'de o zaman herhalde intihar etmesi gerekir. Yani oraya da bayrak getirirse yani. Kimse intihar etmez. Onuru olan insanlar intihar eder. Gerçi yani. Musul Konsolosluğu'nda da... Bu kadar yolsuzluk, uğursuzluk sonrasında bunu bir darbe şeklinde ifade edip bunu kabul ettirebiliyorsa kimse intihar falan etmez. Bunu başka bir biçimde şey yapar. Zaten medya kontrolünün, yani bu kadar çabalamasının medya kontrolünün anlamı da bu zaten. Bu şeylere, algıları dönüştürüyor. Peki Sayın Ergil, bu medya kontrolü dediğiniz şey, yani bütün medyanın %80'ini elinde tutarak ve satın alarak ve aldırarak, şimdi bütün bu olayları toplum öğrenemiyor. Hangi televizyonu açsa yalan bir konuşmayla, yalan bir haberle, yani gerçek yok ortada. Peki yani bir siyaset bilimci olarak bu yalanlardan nasıl kurtulacak bu memleket? Yani bir iktidar geliyor ve bütün medyayı alıyor, satın alıyor, havuzlar kurduruyor, alacaksın diyor iş adamlarına, zorla aldırıyor.
Ve kendi yakınlarını alacaksın alıyor. Değil. Ben alacağım, bana hibe edeceksin, bunun karşında sana ihale vereceğim. Yani evet. Bunlar çalıyorlar ama çalışıyorlar diyorlar ya, hayır. Çalmak için çalışıyorlar zaten. Sistemi yani böyle Türkiye kurmuşlar. Için, Türkiye için çok acı bir durum ya. Hiçbir bakın, zaman gerçeği öğrenemeyecek artık. 10 milyar dolar Türkiye harcadı deniyor ya. Hani Esad devrilecek. İşte bu insanlar gidecekler ve tabii Türkiye'nin orada şeyi olacaklar. Sempatizanı olacaklar. Bunu başka bir biçimde kâre dönüştürmek de mümkün. Bu 10 milyarı hani milletin cebinden çıkan. Buraya gelen insanlara bir kararla vatandaşlık eğer verilirse AK Parti'ye oy vereceği düşüncesi de söz konusu olabilir ve bu dillendiriliyor zaten. Böyle bir emirvakiyle karşılaşırsak yani öyle vatandaşlığı... Bu dönemde yapamazlar onu biliyorsunuz. Evet. Ancak Bakanlar Kurulu'nun kararıyla istinayı yolda vatandaşlığa geçilebilir. Belki zamana yayılabilir. Belki. AKP kalırsa her şeyi yapar. Ve hala Amerika'yla işte konuşarak Esad'ı indireceğiz. İşte onun için ÖSO'yu Ankara'da eğitiyoruz falan. Bir de ÖSO'yu eğitiyorlar. Yani bu Özgür Suriye Ordusu denilen. Hani IŞİD orada, El-Kaide orada, PKK orada, bir de ÖSO'muz var. Ve ÖSO'yu bizim paramızla giydirip donatıp eğitiyoruz ki Esad'ı indirsin diye. Ve Amerika'da ısrarla bu haftada diyor ki Pentagon sadece IŞİD'le savaşacak ÖSO diyor. Yani sana bunu yaptırıyor. Sen eğiteceksin, donatacaksın. Ama ben onu sadece IŞİD'le savaştıracağım. Senin Esad'ını falan dinlemiyorum diyor Amerika bize. Türkiye yani bu nasıl bir acayip tablo? Epey sıkıştı. Ve tabii bir sürü cepheden sıkışınca da şu anda şeyini kaybetti. Dış politikada tutarlılığını kaybetti. Şimdi bakın, biz Kırım konusunda tarihi bir hak iddia ediyoruz. En azından manevi bir hak iddia ediyoruz, değil mi? Ne oldu? Kırım'ı Rusya ilhak etti. Tıs çıkmıyor Türkiye'den. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye? Çünkü Batı'dan bu kadar koptukça şimdi Rusya'ya yaklaşıyoruz. O yüzden şimdi Rusya'nın desteğini ararken Rusya Türkiye'nin işte o manevi diyeyim tarihi alanında ilhaklar yaparken biz sesimizi çıkarmıyoruz. Aşağıda da yani bugün Suriye'de de olan biten konusunda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi Avrupa Birliği ile bu kadar köprüleri attıktan sonra hatta Amerikan Kongresi'nde Türkiye'yi uyaran bir mektuba imza koyan ve bunların içinde bir kısmı Türkiye dostu olarak bilinen insanlara kiralık sıfatının verilmesi çok vahim bir dış politika hatasıdır. Vahimdir. Yani devlet adamları böyle konuşmazlar. Yani devlet adamları mesela işte erkeksen çık falan gibi muhayyel şahıslarla da takışmazlar. Fuat Avni olayını söylüyorsunuz. Yani... İlk defa yani Türkiye her şeyi gördü ama dün ben de Twitter'a bunu yazdım. Ne? Her şeyi gördük. Artık şaşırmamak için her türlü nedenimiz var. Ama hala şaşırıyoruz. Bir cumhurbaşkanı gidiyor. Kim olduğu bilinmeyen bir Fuat Avni'ye, bir Twitter fenomenine, sosyal medya fenomenine, yani çok izlenen bir şeye, köşeye, sayfaya orada hitap ediyor yani. Çık erkeksen ortaya. Adam hiç yanılmadı, farkında mısın? Adam veya kadın neyse. Evet, kim olduğu da bilinmiyor. Yanılmadı yani. Şimdi ama başkanlık bu... seçiminde yanıldı, seçilemeyecek demişti. Evet, affedersiniz. Bu şimdi Kabatay'ı tavrı tabii. Sayın Ergin dediği gibi bu devlet adamı falan değil. Yani bu işte Kasımpaşa'lı tavrı. O zaman kardeşim inersin, girersin, kendi ekibini kurarsın, Kabadaylık yaparsın. O da çok yani. Acı bir cevap bırak verdi tabii. O da çok acı bir cevap verdi. Şimdi bakın, şahıslar oradan üzerinden evet konuşmasak, bu son 10-12 yıl sıradanlığın ve sıradan adamın yüceltilmesi, sıradanlığın artık benimsenen norm olması, yani ölçü olması ve o yüzden çıkıp en üst ağızdan kadın ve erkek eşitliğidir diyebilmek, kadın iffetli olmalı, gülmemeli, iffetsizlikle gülmenin ne alakası var, değil mi? Ve onların dinsel konularda işte fetva diye, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva diye bir yetkisi yoktur bir kere. Olsa olsa yorum yapabilir. Fetva verip nişanlılar üstelik el ele dolaşmamalıdır diyebilmeleri
bu sıradanlığın, taşralılığın artık bir kültürel ölçü olması durumunda. Şimdi Türkiye aslında çağdaş medeniyeti erecek, onu aşacak, değerler edinecekken biz sanayi öncesi toplumunun yani kırsal değerlerine geri dönüş yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Çünkü parlamentomuzda temsil edilen çoğunluk bu. Şimdi o yüzden şahısları suçlamadan önce toplumumuzun bir düzeyine ve tabii kültürel değerlerine de bakmak lazım. Şimdi rahmetli Özgecan'ın öldürülmesinde altyapısını oraya giden, o cinayete giden altyapıya baktığımızda şu şahıs bu şahıstan çok o vahim kültürün, erkek egemen kültürün, hani kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etmemeyi şiar edilmiş olan kültürün izlerine de bakmamız lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Doğu Ergil. Sevgili izleyiciler, Süleyman Şah Türbesi olayını konuşmaya devam edeceğiz. Biraz sonra Sayın Oktay Vural da gelince tekrar bu konuya döneceğiz. Çünkü çok uzun yıllardır Türkiye'nin kaybettiği toprak oluyor, toprak parçası oluyor ve son derece önemli tabii ki. Hele de Şam'da namaz kılacağız. Orta Doğu'yu kendimiz kontrol edeceğiz iddialarıyla, büyük devlet iddialarıyla politika, dış politika yürütürken. Konuya tekrar döneceğiz. Şimdi Kader eski başkanı ve Türkiye'de kadına yönelik şiddet konusunu önlemek için yıllardır en önemli çalışmaları yapan ve toplumda bununla bilinen avukat Hülya Gülbahar. Sevgili Hülya Gülbahar, Batman'dan geldiniz. Önce bu konuyla ilgili orada duyduğunuz herhangi bir şey var mı? Veya Güneydoğu'daki hava nedir? O konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sonra hemen Özgecan ve bu Türkiye'yi saran bu cinnet ve felaket havasına geçeceğiz. Çünkü o da son derece önemli. Ne zaman çözülecek? Bakın yine unutulacak. Süleyman Şah Türbesi. Hop bitti. Özgecan ve bütün Nuh Köklü, Çengelköy'deki Kübra Kart olayı ve hepsinin üstünü örtecek Süleyman Şah. Biz yine unutup yola devam edeceğiz. Ta ki bir sonraki Özgecan cinayetine kadar. Allah korusun. Ve bunlar oluyor. Nitekim 12 yaşındaki öğrenciye Hatay'da, Kırıkhan'da tecavüz etmek üzere şey yaparken, minibüse kapatıp jiletle yaralarken çocuğu son dakikada vatandaşlar sayesinde kurtarıldı. Şimdi bu konuda söylemek istediğiniz varsa buyurun, değilse hemen bu kadına ve insanlara karşı şiddet, bu ülkedeki vahşet konusu nasıl önlenecek ve neden bu haldeyiz, onu konuşalım biraz. Ya öncelikle şunu söyleyeyim, ben tabii Türkiye Kadın Hareketi'ndeki tek aktivist ya da en mühim kadınlardan bir tanesi değilim. Biz kendi aramızda öyle bir mühim kadınlık muhabbeti de yapmıyoruz. Hepimiz eşit düzeyde senelerdir, siz de biliyorsunuz, TCK tartışıyoruz, TCK kadın platformu. Medeni kanun tartışıyoruz, medeni kadın kanun kadın platformu. Şiddet yasası tartışıyoruz, şiddete son kadın platformu. Türkiye'nin her yerindeki kadınlar bir araya geliyoruz. Bilgimizi, deneyimimizi ortaya koyuyoruz, evet. Mücadele ediyoruz. Yani ve bu Özgecan olayına kadar, yani bu mücadelenin yarısı neredeyse sizinle aynı yollarda yürüyerek geçti. Farkındaysanız TCK sırasında da yazan çizen, kamuoyunu, iktidarı uyarmaya çalışan bir ya da iki üç gazeteci vardı. Medya yine sessizlikle geçiriştirmişti. Bunların şimdi, biri bendim, onu söyleyeyim. Evet, davalar beraber, aynen, beraber yargılandınız, dava takip ettik. Evet, sevgili Hülya Gülbahar, kadın örgütleri ne yaptı ki diyen saygısızlar, densizler var. Onlara hakikaten ne yaptığınızı da kısaca anlatmak isterim. Çünkü ben de bu olayların içindeydim. İşte siz de savundunuz. Büyük davalarla karşılaştık. Ve ne mücadeleyle geldik bu noktaya. Bugün kanunlarda geldiğimiz noktaya. Bunlara gireceğiz. Fakat Gürsel Tekin Süleyman Şah Türbesi ile ilgili açıklama yapıyormuş. Ve bütün haber kanalları veriyorlar. Biz de oraya bağlanıyoruz hemen. Açıklamayı dinleyelim kısaca. Sonra tekrar tartışmamıza döneceğiz sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, yayınımıza bir süre ara verdik. Çok önemli çünkü Süleyman Şah Türbesi olayı ve tabii ana muhalefet partisinin görüşünü de parti olarak öğrenmemiz gerekiyordu. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Vural da bize katıldı. Evet, Sayın Doğu Ergil, Sayın Ali Özgündüz, CHP İstanbul Milletvekili ve eski Cumhuriyet Savcısı, siyaset bilimci Sayın Doğu Ergil, Sayın Oktay Vural ve Hülya
Hülya Gülbahar'la, Kader eski başkanı Hülya Gülbahar'la tartışmamıza devam ediyoruz. Hülya Gülbahar konuşmaktaydı. Onun konuşmasını alalım ve ondan sonra hemen Sayın Oktay Vural'la Süleyman Şah Türbesi'ni tartışmaya geçelim. Evet. Şimdi Sayın Ergil az önce çok güzel bir noktaya işaret etti. Şu an içinde yaşadığımız konjonktür açısından. Bir, dışarıda savaş. İki, içeride savaş halinde yaşıyoruz biz Türkiye'de. Bir, onu bilmek lazım. Ergil'in işaret ettiği nokta şuydu. Türkiye'de IŞİD'in kültürel altyapısı var. Bunun üstüne bir de dışarıdan gelen militanlar eklendiğinde bu ikisinin birleşimi Türkiye'yi bir patlayıcı üzerine oturmuş bir hale getiriyor dedi. Bu çok önemli. Biz kadınlar da biz bu tür iklimlerin nasıl kadınlar aleyhine döndüğünü biliyoruz. Gonca Kuriş öldürülmüştü. Türkiye Hizbullah'ı tarafından. Domuz bağıyla. Evet. Onun için çok riskli bir ortam bu. Bu içinde bulunduğumuz süreçte meclisten geçen bu geçmeye çalışılan iç güvenlik denen yasa tasarısıyla Türkiye'nin anayasa üstü fiili bir faşizm rejimine doğru yuvarlandığını düşünüyorum. Bunların hiçbirisi Süleyman Şah operasyonu, Beyoğlu'nda bulunan molotoflar, İzmir'deki olay, bunların hiçbirisinin rastlantı olduğunu düşünmüyorum. Evet, dün bir de Beyoğlu'nda bir cephanelik ele geçirildi dün. Ona değindiniz. Tabii tırnak içerisinde her kim koyduysa onu oraya. Çıkan iç yasayla beraber değerlendirdiğimiz, hatta Sümeyye suikastı iddiası gerçekten Türkiye için çok özel bir sürece bu sabahtan itibaren girdiğimizi ve muhalefetin ve AK Parti içindeki sağduyulu insanların bir an önce ortak bir hareket yaratmaktan başka çaresi olmadığını gösteren bir sürece girdik. Ben söz hakkımı daha sonra erteleyeceğim. Bir cümle söyleyeyim. Konuklardan rica edeceğim. Devlet temsilinden bahsederken devlet adamı kavramını kullanmamaya özen göstersinler. Devlet temsilinde kadınlar da olabilir çünkü. Evet, devlet insanı. Oktay Bey'e geçmeden bir cümle ekleyeceğim hanımefendinin sözüne. Şimdi iç güvenlik paketi diyorsak, içerisinin güvenli olmadığını bir kere itiraf ediyoruz demektir. Bir toplumun artık güvenliğini yitirmiş olması yönetimde ciddi sorunlar olduğunu anlatıyor bize. Bunu polis ve askerin veyahut da işte zeci tedbirlerin arttırılmasıyla giderileceğini zannetmek büyük bir yanılgıdır bir kere. Ya da halkı linç kültürüne kışkırtıp halk milisleri oluşturmak. O iç güvenlik paketinin adını da zannediyorum özgürlük koruma paketi mi yaptılar? Öyle bir şey. İsmini de galiba değiştiriyorlar. Çünkü güvenlikle falan alakası olmadığı için paketin. Efendim Sayın Mural, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Dün gece meclisteydiniz. Mecliste kavgalı oturumlar yaşandı iç güvenlik paketiyle ilgili. Ve bütün o yorgunluğunuza rağmen siz ve Sayın Ali Özgündüz meclis yorgunluğuyla buraya geldiniz yine İstanbul'a. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı olan şeyden sonra tabii konsolosluğumuzdan sonra orayı da Musul konsolosluğunu da aynı şekilde IŞİD'e kaybettik. Suriye içindeki Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu boşaltarak çekildi. Ve bu Türk topraklarının kaybedilmesi anlamında. Bununla birlikte hükümetin öyle konuşmadığı eleştirileri her yerden geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Neden biz böyle birdenbire haber aldık bunu? Acaba daha önce bir takım bunun belirtileri ve problemleri yaşandı mı? Efendim tekrar iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten yani milletimizin bize verdiği, hukuk çerçevesinde verdiği mücadeleyi edebimizde, hukuk çerçevesinde yürütüyoruz. Muhtemelen biraz sonra iş güvenlikle ilgili pakete geleceğiz. Ben burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir siyasi pozisyonun dışında bir vatandaş olarak hangi partiye oy vermişse versin. Türkiye'nin nereye gittiğini, nereye götürülmek istendiğini, bu paketler filan aslında büyük bir oyunun bir parçası olduğunu görmemiz lazım. Bugün hedefte, çerçeve olarak söylüyorum, bugün hedefte bizim özgürlüğümüz vardır, demokrasimiz vardır, cumhuriyetimiz vardır. Dolayısıyla bugünkü siyasi tartışmalar bir paketin içeriğinin ne olduğunu bildirmenin ötesindedir.
parlamentoda yaşanan milletvekilleri olarak elimizde şu iş tüzük hukuku içerisinde yapmamız gereken görevli, ya hukuk yazıyor burada. Eğer bir parlamento kendi hukukunu gasp ederse milletin hukukunu da gasp eder. Ve fiili olarak parlamentonun milli iradeyi, milli egemenliği gasp eden bir irade mecliste vardır. Bu irade hukuk taşımamaktadır. İçişleri Bakanı'nın talimatlarıyla hareket eden bir meclis yönetimi olmuştur. Silahın gölgesinde, baskının gölgesinde. Birazdan onlara diyeceğim. Efendim, Ertuğrul Gazi'nin babası, yani Ankara ve Lozan Anlaşması'yla bize bırakıp Süleyman Şah Türbesi, hem onun iki tane de askerimizin mezarı var orada ve Türkiye dışında tek toprağımız ve tek toprağımız olmakla birlikte aynı zamanda anlaşmalarla bağlanmış ve bize bizim toprağımız olmuş bir yer. 13 Mart 2014'ten bu yana IŞİD'in rehini olmuştur. IŞİD bölgeyi kontrol etmiştir ve bu çerçevede yapılan IŞİD terör örgütünün hakimiyet kurduğu bu bölgede maalesef orada bulunan askerlerimize devriye değişim imkanı bile verilemedi. Rehin kalmaktan bunu kastediyorum. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef kendi toprağında bulunan askerinin devir teslim törenlerini, değişimini dahi gerçekleştiremeyecek kadar bir acze düşmüştür. Ben her şeyden önce ne olursa olsun bu Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik olarak birazdan açıklayacağım ama askerimizin oraya giderek böyle bir adım atmasını doğru buluyorum. Yani bu iradeyi göstermeyi doğru buluyorum. Ama şunu ifade etmeliyim. Nasıl bir adım atmasını, geri çekilmesini? Hayır. Yani bu iradeyi koymasını doğru buluyorum. Ama kalkıp oradan Süleyman Şah Türbesi'nin sandukasını, naaşını, türbeyi alıp, o toprağı alıp buraya getirmek açıkçası bu işin, aldatmaca, bu iradenin bir aldatmaca olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Beyefendiler, ey başbakanın yanında duran genelkurmay başkanı, yanında dikilenler, ne yapacaksınız? Doğu ve Güneydoğu'daki bir ilimizde bir toprağımız, bayrağımız orada var. Efendim biz çekilelim. Bayrağımız nasılsa burada dalgalanıyor diyerek vazgeçmenizden öteye ne anlam taşıyor? Sizin orada benim toprağımı koruyacak, askerimi koruyacak gücünüz yoksa siz kimin iradesiyle hareket ediyorsunuz? Bunu benim sorma hakkım yok mu? Elimizi vicdanımıza koyalım. Bugün bir yerden çekildik. Oradaki bayrağımız orada kalmadı. Buraya getiriyoruz. Demek milleti aldatmak değil midir? Gücümüz mü yoktu? Oradaki askerimizi koruyacak, oradaki toprağımıza sahip çıkacak, oradaki bayrağımızın dalgalanmasını sağlayacak gücümüz mü yoktu? Bu nasıl bir zihniyettir? Bir bayrak bulunduğu yerde gönderde bulunmayı hak eden bir bayraktır Türk bayrağı. O Türk bayrağını alıp oradan sınıra yakın bir yere getirmek hakimiyetimizi, egemenliğimizi yok saymak demektir. Çıkın açıklayın. Deyin ki biz orada bunun güvenliğini sağlayamıyoruz. Eğer bir irade varsa ki bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacak kapasitesi vardır. İradesi vardır, imanı vardır. Ama oradaki bayrağımızı, naaşımızı alıp sınıra getirmek hangi pazarlığın bir parçasıdır? Ben bunu soruyorum. Kimle ne pazarlık yaptınız? Aynen Musul'da olduğu gibi IŞİD terör örgütü Musul'daki konsolosluğumuzu
işgal edeceğine dair bilgiler vardı. Geliyorum diyordu. Ve geliyorum denilen bu bilgiye rağmen maalesef konsoloslarımız ve vatandaşlarımız işte teslim edildi. Teslim edildikten sonra pazarlıklar yapıldı. Evet. Hangi kirli pazarlıklarsa bu da hangi kirli pazarlığın bir şeyidir. Evet. O bakımdan benim zoruma gidiyor. Biraz önce Margaret Thatcher'ın Falkland adalarına, dünyanın evet, öbür ucundaki Falkland adaları için verdiği mücadeleyi dünyanın önünde beyefendiler söylemiştik. Evet. Benim anlaşmalarla toprağım olan bir yerden bir bayrağı geri çekmek, ondan sonra da bunu burada yapacağız demek, milletin size verdiği görevi yerine getirmemek demektir. Bu bayrak dalgalandığı her yerde dalgalanmayı hak etmiş bir bayraktır. Bu bayrağı boynunu bükük, hüzünlü hale dönüştürmeye kimsenin hakkı yoktur. Ben onu soruyorum. Bu irade doğrudur. Bakın. Yani irade doğrudur. Ama bu iradenin kullanılış şekli yanlıştır. Mesele o bayrağı orada tutmaktır. Mesele toprağımıza sahip peki çıkmaktır. Peki hangi irade doğru o zaman? Yani Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik haklarını yok edecek bir girişim karşısında adım atmak, bununla ilgili bir adım atmak iradesi doğrudur. Ama bu iradeyi bunlar toprağımızı, bayrağımızı geri çekerek yapmışlardır. O bakımdan onu söylüyorum. Yani bu 1930 yılında da orada baraj yapılacak teknik sebeplerle değişim olmuştur. Ama bu teknik sebeplerle değil. Toprağımızı koruyamıyoruz. Dışarıda toprağını koruyamayanlar, sınırı koruyamayanlar içeride güvenliği nasıl sağlayacaklar? Ya? Ben size soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları terör örgütleriyle cirit atıyor. Terör örgütünün isteğiyle toprağımızdan vazgeçiyoruz. Evet. Nasıl? Evet. Bunu şimdi bakın size bir şey göstereyim. Bakın burada size bir şey göstereyim. 21 Kasım zannederim Süleyman Şah işi de veriliyor. Gösteriyor evet, onu efendim. Süleyman Şah. Nereden alındı bu? Gazete. Ha, evet. Manşeti buyurun. Süleyman Şah IŞİD'e veriliyor. Ne zaman ben bunu hatırlamıyorum. Evet. Hangi tarihte dediniz? Şimdi tarihini de size hemen bildireyim. Evet. Bir anlaşma yapılıyor. Hükümet kabul ediyor. Süleyman Şah türbesinden bu kirli ve pis pazarlıkların neticesidir. O bakımdan bugün geldiğimiz şey içerisinde bu pazarlıklar var ya, bu pazarlıkların içerisinde, IŞİD terör örgütüyle yapılan pazarlıkların içerisinde bu tek toprak olan bu yerden çekilme kararı veriyor. Ben size bir noktayı daha ifade edeyim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, yakında açıklayacağım, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde Kobani Aynel Arap ve Resul Ayn'ı birleştirmek amacına matuf oradan Türkmenleri dışlayarak PKK ve PYD'nin orada egemenlik alanı oluşturması evet, için yeni bir şey oluşturdu ve PKK ve PYD ve YPG'lerle birlikte çalışıyor bugünkü hükümet. Bugün geldiğimiz bu noktada açıkçası 22 Kasım evet, 2014 tarihinde çok özür dilerim. İzleyicilerimizden soru geliyor. Acaba bu bir tesadüf mü şu ana denk gelmesi bunun yoksa gündem değiştirmek için şimdi mi yapılıyor? Şimdi efendim ben şunu da evet, görüyorum. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi böylesine önemli bir konu. Biz böylesine bir önemli konu oluyor ama parlamento kavga, gürültü içerisinde bu konuyu değerlendirme imkanı olmuyor. Dolayısıyla bu konuda bugün de parlamentoyu çalıştırmayacaklar. Evet, bugün de çalıştırmamaların amacı ve hedefi bizim toprağımızdan geri çekilmeyle ilgili bu sıcağı sıcağına bu konudaki değerlendirmenin yapılmasını engellemektir.
Dolayısıyla bunların tesadüf olduğu kanaatinde değilim. Bugün bu yapılanlar, mecliste bu gerilim ortamının oluşturulması, hakkımızın, hukukumuzun gasp edilmesi, böyle bir ortam içerisinde bunu yapmak suretiyle açıkçası... Evet, sadece iç güvenlik yasası değil Sayın Vural, Türkiye bir kaosun içinde. Yani Özgecan cinayetiyle halkta ortaya çıkan patlama, ya bu şiddetin önü alınamayacak bir cinnet haline dönüşmesi. Aynen ülkede öyle. Ve önleyememesi hükümetin, önleyecek hiçbir adım atamaması ve sonunda mecliste olan olaylar, iç güvenlik paketi gibi bir yasanın çıkarılmak istenmesi, Türkiye'ye özgü bir başkanlık sisteminin, bir diktatörlüğe yol açacak bir sistemin getirilmek istenmesi ve bütün bunların üstü ancak böyle bir olayla, ya bir büyük patlama oluyor Türkiye'nin bir yerinde, ya bir terör örgütü bir şey yapıyor, ya Süleyman Şah Türbesi olayı çıkıyor ve bir anda dikkatler bütün o kaos halinden Süleyman Şah Türbesi'ne dönüyor. Yani inanılmaz bir algı operasyonu ve bir çalışma olduğu kesin bu, yani. Bu devlet neye dönüşmüştür? İstihbarat devletine dönüşmüştür. Algı oluşturma devletine dönüşmüştür. Evet. Yani sağlıklı bilgiler yerine bir takım medya aracılığıyla gündemi oluşturmak, algı operasyonu, Cumhurbaşkanı'nda illegal bir şekilde algıyı oluşturmak, muhalefete sindirmek amacıyla MİT görevlilerinin olduğuna ilişkin iddialar var. Evet. Yani dolayısıyla bütün bunların hepsi, bakın Fırat Yılmaz'ın öldürülmesi. Serap'ın öldüğü otobüste bile, biz o girişte söyledik bunu, çünkü buna da değiniyor zaman zaman Cumhurbaşkanı. Serap'ın öldüğü o patlayan otobüste bile dönemin İçişleri Bakanı MİT yaptı. O olayın içinde MİT vardı dedi mesela. Sonradan AKP'li olan İçişleri Bakanı söyledi bunu. İstifa etti sonra ve dedi ki MİT vardı. Ha, o zaman neden görevini yapmadın ve bunu Türkiye'ye açıklamadın sorusu o İçişleri Bakanı'na. İdris Naim ondan önceydi İdris olay. Şahin. Serap olayı İdris Naim'den önceydi. Hayır, onun döneminde. Hayır, İdris Naim Şahin döneminde benim bildiğim kadarıyla ve kendisi açıkladı. Şubat, yani Beşir Atalay mı tam emin değilim ama evet. Sonuçta İdris Naim. Ama her neyse bu İçişleri Bakanlarının orada MİT olduğunu açıklaması gerekirdi. Sonra Dışişleri Bakanlığındaki o dörtlü konuşma. Dışarıdan Türkiye'ye bomba atarız ve Türkiye'yi Suriye Savaşı'na sokarız. Süleyman Şah'a. Aynen, Süleyman Şah olayıydı. Şimdi MİT'in bu konuşmasını Dışişleri Bakanlığındaki hatırlayınca biz, bir dakika, o zaman bu olay da bizim için bir algı operasyonu yapılıyor. Belki sonra denecek ki biz yeniden dönüyoruz oraya. Süleyman Şah Türbesi'ne denecek, bilmiyoruz. Şu anda bu böyle bir olay efendim, gerekiyor kimse, yani. Kimseyi aldatmasın. Bugün AKP hükümeti sınırlarımızda IŞİD, PKK ve PYD egemenlik alanı oluşturmasına zemin hazırlamaktadır. Bununla ilgili geri çekimin amacı ve hedefi IŞİD'e alan hakimiyeti sağlamaktır. Türkmenlerin de oradan çıkmasını sağlamak suretiyle PKK ve PYD egemenliğine alan hakimiyeti oluşturmaktır. Dolayısıyla bu dört parçalı Kürdistan oluşturulma projesinin parçalarından biridir. İsrail'in arzuladığı Suriye'nin üçe bölünmesi projesinin ve vekaleten savaş olarak İsrail'in 1995 yılında hazırladığı güvenlik stratejisi, Türkiye bugün doğrudan doğru İsrail adına vekaleten bir savaşı yürüten, destekleyen bir taraf haline gelmiştir. Biraz önce gazetenin başlığı, gazete çıktığı tarih 21 Ağustos 2014 efendim. 21 Ağustos 2014'te buralar IŞİD'e veriliyor diye, Süleyman Şah Türbesi evet, veriliyor diye. Bu şeyden diye çıkmış. Bakın, Fuat Avni o kadar önemli bir hale geldi ki, çünkü Fuat Avni MİT'in yaptığı bütün operasyonları önceden haber veriyor. Yani besbelli emniyetin yaptığı olayları haber veriyor. Yani emniyetle ve MİT'le çok yakından ilişkisi olduğu belli. Ya bir grup ya bir kişi, bilmiyoruz kim olduğunu. Ama Cumhurbaşkanı çıktı, direkt olarak Fuat Avni'ye hitap ederek dedi ki kimsin, çık ortaya. Sen dedi terör örgütü mensubusun, onun için dedi ismini gizliyorsun ve kod adıyla yazıyorsun dedi. Dün zannediyorum basındaydı bu. Fuat Avni, bu Fuat Avni 21 Ağustos'ta IŞİD'le birlikte Türkiye'yi türbeden yıktırıp çıkaracaklar. Ya yani IŞİD'le birlikte yapacak bunu Türk hükümeti diye yazmış ve Sözcü bunu haber yapmış. Bakın 21 Ağustos tarihinde bugün olan olayı yazıyor Fuat Avni. Demek ki bunun öncesi var ve MİT bunu biliyor önceden.
Yani son derece ciddi olaylar bunlar Türkiye için. Ben şunu iddia ediyorum. MİT bunu biliyor ama beraber ve birlikte yapıyorlar. Bir haber yapmış, evet. Bunu beraber ve birlikte yapıyorlar. Evet. Bu AKP hükümetinin terör örgütlerine fiilen alan hakimiyeti açması amacına yöneliktir. Bu açıkçası işbirliği yapmak demektir. Bu biraz önce söylediğim irade Süleyman Şah'a müdahale yapmak, bayrağımızı dalgalandırmak iradesidir. Ama bunlar o bayrağı orada dalgalandırmak değil, geri çekerek bu iradeyi saptırmışlardır, kullanmamışlardır. Yoksa hepimiz, hangi birimiz o vatan toprağındaki o askerlerimizi, o toprağında bayrağımızın orada dalgalanmasını istemeyiz. Bununla ilgili yapılacak her türlü operasyona burada kim olursa olsun doğrusu yapılmıştır diye söyleriz. Doğrusu bu olmalıydı. Ama maalesef bir yanlışı doğruya getiriyorlar. Bu yanlışla birlikte maalesef Türkiye Cumhuriyeti hükümeti geri çekilmiştir. Ve bu yönüyle Fuat Avni dediniz, ben merak ediyorum. Bu her şeyi bilen, ben bilmiyorum, Ali Bey bilmiyor, şüpheleniyorum ben. Fuat Avni Cumhurbaşkanı mı acaba? Çünkü her şeyi bilen o. Tanış diyor ya, Hızır mıdır nedir? Yani haber, efendim bu Fuat Avni, yani dolayısıyla algı operasyonu yaparken önceden söylediğine göre Cumhurbaşkanı olabilir, biliyor bunları. Önceden söylüyor, toplumu da hazırlıyor, ya böyle olacak denmişti diyerek doğru da çıkıyor. Yani delikanlıysan çık ortaya diyor. Yani şimdi daha önce gazetelerde yazmadılar mı? Bulundu dediler. Şimdi Cumhurbaşkanı delikanlıysan çık ortaya diyor. Evet. Yani dolayısıyla ama Cumhurbaşkanı burada çok ağır ifadeler kullanıyor. Yani tiran diyor, Yezid diyor. Bunları herhalde kendi kendine söylemezdi hiç kimse. Ama evet. Niye söylemesin efendim? Niye söylemesin? Rahmetim gazabımı geçecektir diyen birisi haşa ve haşa kendisini rahmetin ve gazabın kaynağı olarak gören bir kimse için bunlar önemli şeyler değildir ki. Firavun da Firavundu. Firavun olarak öldü. Buna bir ek yapabilir mi? Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Murat. Buyurun Sayın Ergin. Ali Özgün'üze de sorayım. Buyurun efendim. Şimdi bir hatadan bahsediyoruz burada. Bir hatalar zincirinden. Bu hataların anası, başlangıç noktası IŞİD'in, bugünkü hükümetin veya işte hükümete egemen olan iradenin Şam'daki rejimi devireceğine ilişkin kat'i inançtı. Madem ki Başar Esad yönetimi devrilecekti, işte IŞİD de ön safta olan bir muhalif gruptu. O yüzden ona kayıtsız şartsız destek vermeliyiz. İşte o tırlar dolusu şey falan. Elinde sonunda tabii ona ulaşacağı bilinerek gönderildi. Ama onun kendisine ilişkin bir gündemi olduğu, işte ilan ettiği hilafetin belki bizimkilerin kafasındaki hilafetin önüne geçeceği falan hiç bunlar düşünülemedi. İşte o derinlik anlayışı maalesef Türkiye'nin elinde patladı ve Türkiye oradaki bütün alan hakimiyetini aynı zamanda da psikolojik üstünlüğü kaybetti. Evet. Çünkü Türkiye'nin gücü yumuşak gücüdür. Yani çatışmalar, yani uzlaşmazlıklar içinde arabuluculuk, ekonomisi, demokrasisi ve Avrupa'ya en yakın olan, Avrupa Birliği'ne üyeliğe en yakın olan bir Müslüman ülke olması. Evet. Bunların hepsi şu anda geri çekilmiş ve Türkiye'nin üstünlüğünü ve inisiyatif gücünü de maalesef yok etmiş. Efendim siz Akil İnsanlar grubunda da yer alıyorsunuz ve buna rağmen bitti o iş artık. Bitti mi? Bitti. Tabii. Hükümetin aldınız diyelim o zaman. Evet. Çünkü zaman zaman yeniden Akil İnsanlar öne çıkarılıyor ve rol alacaklar artık deniyor. Onlar çünkü arasında da anladığım kadarıyla bir ayrımcılık yapılacak. Hükümete yakın duranlar veya eleştirilerini de yapanlar aynı zamanda. Kritik olanlar diyelim, evet, isterseniz. Evet. Yani hükümete karşı değil, durumları değerlendirmişinde kritik olanlar. Aynen. Yani bizim olanlar. Burada programda yaptığımız da bu efendim. Biz gazetecilik çizgileri içinde olayları değerlendiriyoruz. Ama en ufak bir eleştiriye maalesef tahammül yok. Bu kadarına bile. Oysa mesela ben size şunu soracağım. Siz Akil İnsanlar heyetinde bulundunuz, bu çalışmaları yaptınız. Evet. Ve şimdi diyorsunuz ki hükümet aslında seçime kadar bir oyalama yapıyor.
aslında hiçbir zaman Güneydoğu'da orayı verecek, öyle bir özerk bölgeye falan yanaşmayacak. Bunu ben inanmıyorum. Şu andan itibaren bunu yaptığı anda devamlı olarak Kandil'den ve Öcalan'dan ve HDP'den tehdit geliyor. Yani yeter artık, bak işte biz savaş meydanına çeviririz burayı diye. Peki orada ölecek olan Türk gençlerini, askerlerini hiç mi düşünmüyorlar? Orası tekrar olaylı bir hale gelir. Yani olayı o zaman neden bu noktaya taşıdılar? Bunu, madem ki yapmayacaklar bilmiyoruz. Bunu hükümetin bir hatası olarak toplum da değerlendirmeyecektir. PKK tekrar azgınlaştı. Bu ülkeyi bölmek istiyor. Dolayısıyla topyekün direnelim şeyi var. Psikolojisi var. Ha. Ve bunu da çok iyi biliyor şey. Hükümet bunu çok iyi biliyor. Anladım. Ama fiili olarak bakın bunlar son derece şeyler. Yani efendim bunlar ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiili olarak orada devlet oluşmuyor. Yani hangi çözümden bahsediyoruz? Efendim şiddet uygularsa, şimdi mahkemeler var mı? Var. Asayiş birimleri var mı? Var. Vali atıyorlar mı? Atıyorlar. Vali atıyorlar. Şimdi İstihbarat mahkemeleri kurmuşlar. Yani şimdi terör yok. Bunlar meşru mu? Dolayısıyla fiili olarak paralel bir devlet yapılanması oluşturma amacına yöneliktir bu süreçlerin hepsi. Siyasi çözümün adını koyalım. Bakın, siyasi çözümün adını koyalım. Kimseyi kandırmayalım. Sorunu çözüyoruz. Eğer siz etnik bir sorun olduğunu iddia ediyorsanız, o zaman devleti ve milleti etnik sorun çerçevesinde çözmek için egemenliği paylaştırmanız ve bölmeniz gerekmektedir. Milleti kandırmayalım. Yani akil insanlar, şunlar bunlar çözümün. Neye çözüm bulunacak? Ben çözümü bulun. Mahkemelere bulun. Vergi topluyorlar. Kamu yatırımları ve devletin yönettiği kamu ihalelerini dağıtıyorlar. Sosyal yardımları dağıtıyorlar. Bugün Doğu ve Güneydoğu'daki kamu görevleri HDP ve PKK'nın, bana AKP'li vekiller söyledi. Burada atamalar oluyor zannediyorsunuz ama bunların çoğunu bunlar atıyorlar. Orada bir yani orada fiili olarak oradaki vatandaşlar arıyor. Biraz önce Urfa'dan aradılar beni. Dün Diyarbakır'dan aradılar. Efendim peki, yıllar önce Cengiz Çandar demişti ki benim yanımda, hatta Avrupa'da zannediyorum gelip PKK kimlerin belediye başkanı olacağını PKK söylüyor. Ege Üniversitesi'nde, Ege Üniversitesi, istirham ediyorum, Fırat Yılmaz'ın şehit olduğu yerde Ege Üniversitesi'nde PKK çadırı var. Alternatif şenlikler düzenleniyor. Evet. Türk bayrağı olan asanlar, İstiklal Marşı okuyanlar darp ediliyor, kimlik kontrolü yapılıyor. Türkiye'nin nereye gittiğinde farkında mıyız? Şimdi oraya geleceğiz efendim. Şimdi bir tek şey söyleyeceğim Suriye ile ilgili. Evet. Bakın için ilginç. Bu Suriye devleti Esad, Bağızcı, teröristti değil mi? Zulüm uyguluyordu değil mi? Öldürüyordu değil mi? Davutoğlu ne dedi? Suriye ile görüştük bu konuda dedi. Bakın. Bugün Süleyman Şah Türbesi ile ilgili bunu yaparken bile kendilerinin işte terörist dedi, zalim, bunlarla ne görüşüyorsunuz, bunlarla ne böyle yapıyorsunuz filan diyerek dediği CHP onları destekliyor dedi. Suriye'yi muhatap alarak zaten onun adımlarını atıyorlardı. Başar Esad'la işte görüşmemiz lazım. Hatta hatırlarsanız Bülent Arınç Mısır ve Suriye ile ilişkilerimiz biraz şey, bunları düzeltmemiz gerekir diyorlardı. Dolayısıyla bu konuda Suriye ordusunun yaptığı bu zulmü yapan Suriye ordusunu ve Başar Esad iradesini Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kendi toprağına müdahale etme hakkı resene olmasına rağmen muhatap alarak açıkçası nasıl bir kirli oyun içerisinde olduğunu da ortaya koymuş. Evet, Sayın Özgündüz, evet, lütfen. Şimdi bu olaylar şeyle tabii çok bağlantılı. Yani zaten başlangıçta Suriye Savaşı'na müdahale ettiği için Türkiye, Esad, ben gayet iyi hatırlıyorum çünkü yazıyordum bunları o günlerde, yazılarımı hatırlıyorum. Esad dedi ki, madem ki siz benim iç savaşıma müdahale ettiniz, ben de kuzeyden çekiliyorum dedi. Zaten o arada da biz bütün o muhalifleri Türkiye'ye alıyoruz. Türkiye'de yatıyorlar, gündüz savaşmaya gidiyorlar falan, büyük bir destek veriyor Türkiye. Dedi ki, ben de dedi kuzeyi şeye bırakıyorum, PYD'ye bırakıyorum, evet, çekilerek dedi. Yani bugün Kobani ve Türkiye sınırında PYD'nin olması da Türkiye'nin Suriye olayına müdahalesi nedeniyledir. Ve şimdi de tabii Güneydoğu'yu da alarak işte orada kurulacak Kürdistan
tartışılmaya başlandı. Evet. Şimdi AKP tabii terör örgütleriyle artık pazarlığı bir alışkanlık haline getirdi. Yani ciddi devletler bu işi yapmaz. Kendisi gayrimeşru bir yönetim olduğu için artık gayrimeşru yapılanmalarla işbirliği içindedir. Ben öncelikle bunu söyleyeyim. Ali Bey çok özür bugün... dilerim ya. İzin verirseniz bir şeyi netleştirmek istiyorum. Şimdi Vural Bey bu bir vekaleten savaş kavramından bahsetti. Bu Kürdistan'la bağlı olarak. Sayın Ergil de az önce IŞİD Türkiye ilişkileri konusunda bir soru işaretleri olan bir noktaya değindi. Bu yani yorumlarımızı yaparken vekaleten hilafet ihtimali var mıdır? Hani Türkiye IŞİD ilişkisinde bir yandan vekaleten savaş İsrail projesi bağlamında bir yandan da IŞİD'le çünkü silahları hibe olsun diye verdiği söylenmiyor. Satma, alışveriş, ticaret falan olduğu da söyleniyor orada. Kandil. Acaba vekaleten bir hilafeti aldırıp oradan bir hayal üretiyor olabilir mi? Kandil diye diyor ki, soruyorum, Kandil düşünüyorum. Diyor ki asıl halife Bağdadi değil, Erdoğan'dır. Öyle bir açıklamaları oldu geçen ay. Şimdi bakın Sayın Mengi. Yani hilafetle gelecek Osmanlı kıyafetleri. Şimdi başlangıçta Tayyip Erdoğan ne dedi? Suriye'de ilk olaylar başlandığında bu bizim iç işimiz dedi. Allah Allah nasıl senin iç işin? Yani Suriye'deki olaylar tamam orada bir antidemokratik uygulamalar var falan. Sana düşen iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Suriye'nin daha çok insan hakları demokrasinin gelişmesi için yardımcı olmaktı değil mi? Terör örgütlerini desteklemek değildi. Ha, başlangıçta sivil hareket vardı. Buna karşı yönetimin biraz sert baskıcı müdahalesi oldu ki Türkiye'de de sen bunu yapıyorsun Gezi'de. Ne farkın var? Şimdi Gezi'de sen halkın üzerine efendim silah sıktın, 8 kişi öldürdün diye başka devletler terör örgütlerini destekleyip seni devirmek için harekete geçse ne oluyor? Sen Gezi'yi, o barışçıl eylemleri, Beşiktaş Spor Kulübü'nü, çarşıyı, hükümeti devirmeye teşebbüs diyerek yargılatıyorsun. Sadece öyle ki 6-7 Ekim olayları PKK'nın, sen, yani desek ki Suriye ve Irak biz geliyoruz oraya müdahale edeceğiz. Şimdi bakın, şimdi Türk Ceza Kanunu'na göre suç işliyorsun, yabancı bir devlete asker topluyorsun, gözü dönmüş psikopat. Dünyanın 40 ülkesinde getirdiğin teröristleri silahlandırıp Suriye'ye gönderiyorsun. Sen uluslararası terörü destekliyorsun. Uluslararası hukuk açısından suç işliyorsun. Ama Amerika'nın baskısıyla da yapıyor. Amerika bile değil. Bakın Amerika bile değil. Amerika bile dedi ki bir saniye dur ne oluyor sen coşmuşsun. Hayırdır Davutoğlu? Yani benim atıma binerek, Amerikan atına binerek Osmanlı kılıç sallıyorsun da bir saniye atımı geri çekiyorum dedi. O bile akıllı davrandı. Çünkü baktı ki Esad'ın yerine gelecek olan bu gözü dönmüş insanlar. Geliyor Amerika'yı, Fransa'yı göbeğinde vuruyor. İt kopuk insan başı kesiyor. İnsanları yakıyor. Yani İslam'la insanlıkla alakası olmayan dünyanın başına bela olan bu terör örgütünü AKP büyüttü zaten. Bakın ilk olarak Mısır işgal etti değil mi? Konsolosluğumuzu da işgal ettirdiler. Ettirdiler. İşgalden önce parlamentoda Milliyetçi Hareket Partisi'den Iğdır milletvekilimiz Sinan Oğlan arkadaşımız dedi ki konsolosluk sarıldı işgal edilecek. AKP'liler nereden çıkardı falan ve işgal edildi. İşgal ettirdiler. Niye biliyor musunuz? Irak'ta seçimler olmuştu. Seçim sonucu hükümet kurulacaktı. Merkezi hükümet, Maliki, bunlar diyor ya tırnak içinde Şii Maliki. Bir ülkenin başbakanından bahsederken mezhepten bahsediliyor. Bu neye benzer biliyor musun? Saçmalıklarını söyleyeyim. Ortodoks Putin demek gibi bir şeydir bu yani. Evet. Yani Ukrayna ile ilgili sorun çıktı. Obama'nın Putin'e Ortodoks Putin demesi gibi aptalca bir yaklaşımdır. Şii Maliki dediler ya. Maliki'nin hükümet kurmasını engellemek için Musul'u işgal ettirdiler. IŞİD'e. IŞİD kim? IŞİD eski Saddam kalıntıları. Bağışçılar, bağışçı generallerin yönetiminde İt kopuk çetesi. Bakın. Ne oldu sonra? Pazarlık hükümet kurulurken. Bu Nur Malik olmayacak. E olmadı. Haydar Abadi oldu. Ne olacak? O da Şii. Yani ne? Yani Irak'ın yapısı bu. Öyle değil mi? Sonra ne oldu? Bakın. Kerkük'ü savunması bıraktılar. Kerkük ne oldu? Kuzey Irak Kürt yönetiminin hakimiyetine bırakıldı. Olaylara böyle bakmamız lazım. Yani IŞİD'i AKP kendi çıkarına geldiği için besledi, büyüttü. Sonra geldi kendisine dokundu. Bir akrabi cebinde beslersen seni sokar. Hı. Dolayısıyla yani geldiğimiz noktada Musul rehinelerine karşılık IŞİD'lileri de bıraktılar değil mi? O arada da müdahale edemiyorum dedi. Çünkü efendim rehinelerim var dedi. Kendisine özür dilerim ama kendisine dokunmadı, bize dokundu.
Yani, yani ama ülkeme dokunuyor. Yani sonuçta ben ülkemize dokunuyor. Tabii ülkeme dokunuyor. Ama kendileri bunlarla işbirliği içerisinde. Yani burada bir suç örgütüyle şey arasında bir çatışma ya da farklı bir şey olduğu AKP anlamında değil tabii. Ha, evet. Sayın Murat, yani ülkeme dokundu sonuçta. Evet. Yani benim zararım, bakın ilk Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli Mehmet Emin Resulzade diyor ki bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Bayrağı indirdin, aşağılık herifler, affedersiniz. Artık burama geldi. Evet. Utanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak üzülüyorum. Bu başarı mıdır ya? Geri çekildin sen. Geri çekildin. Ha savaşta taktiksel bir adım geri atarsın, sonra ileri gidersin falan. Ne oluyordu hani Misak-ı Milli? Ne oldu Misak-ı Milli? Sen toprağını kaybediyorsun. IŞİD bakın beslediler, büyüttüler. Şu anda bile emin değilim. Birlikte mi hareket ediyorlar? Evet. Bakın şu anda bile emin değilim. Hı-hı. İçeride Tarık Haşimi, IŞİD Musul'u işgal edip konsolosluğumuzu bastığı zaman ilk IŞİD'i tebrik eden Tarık Haşimi'dir. Eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, IŞİD'e milyon dolarlarca bağış yapan da Saddam'ın kızıdır. Tarık Haşimi nerede? İstanbul'da. İstanbul'da AKP'li bir belediyenin misafirhanesinde kalıyor. Devletin VIP salonunu, havalanını kullanıyor. Devletin güvenlik güçleri bu adamı koruyor. IŞİD'i tebrik eden adam. IŞİD geldi benim camime, sabotaj bulundu. İki tane cami kundakladı. IŞİD. IŞİD. Şeyde. Efendim Esenyurt'ta. Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Çıt çıkmadı. Bakın Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'in toplantısına gidinceye kadar New York'a. IŞİD'e terör örgütü bile demedi bu hükümet. Demedi. Orada millet, Amerika dedi ki uluslararası toplum sen ne yapıyorsun? Bu işin sonunda sen de yargılanırsın. Ondan sonra terör örgütü demeye başladı. Oradaki gözü dönmüş militanlar, benim askerimi polisimi şehit eden, NİDE'de yol kontrolü yapan, askerimi polisimi şehit eden IŞİD'li teröristler şu anda ortada yok. Yargılanıyorlar adam öldürmekten. Ancak yalandan telekonferans yöntemiyle ifade aldı. Bana göre Türkiye'de değiller. Takas edilmişlerdir. Bu mizansendir. Önceden anlaşıldı. NİDE'deki olay. Evet. Yarın kira vereceklerdi. Söylüyorum burada. Bu kişiler kaçtı diyecekler cezaevinden. Verdiler zaten. Bakın gırtlaklarına kadar suça batmış bir yönetim var. AKP hükümeti. Uluslararası hukuk açısından. Bakın ben üzülüyorum. İleride bu yöneticiler, ülkeyi şu anda yönetenler, Uluslararası Savaş Mahkemesi'nde daha iyi de yargılanabilirler. Ben buna üzülürüm. Ben yargılıyım bakın, diyorum. Sayın Özgündüz, eğer başkanlık sistemi getirmeyi başarırsa biz yargılayalım elbette. Eğer başkanlık sistemi gelirse ve bu iç güvenlik yasası çıkar da polis de ordu gibi güçlendirilirse hiçbir şekilde uluslararası ilişkiler kalmayacak. Avrupa Birliği kalmayacak. Ama tamamen Sayın Türkiye Bengi, Osmanlı gibi Türkiye ama olmaz. Türkiye uzayda bir planet, Murat bir Hanım, uydu değil. Bir konuyu Ali Bey çok özür dilerim. Bu IŞİD meselesi, bu Süleyman Şah meselesini bitiriyoruz galiba. Biz Türkiye Büyük Millet. Efendim biz bu programda döne yapıyoruz. Döne, yani tamam. Tekrar işini geçebiliyoruz herhangi şimdi bir anda. Bakın, evet. Bu şeyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet bize bir tezkere getirdi. Sınır ötesi operasyon, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarının PKK'nın eline geçmesi, terör eline geçmesi karşısında Türkiye adım atmalıdır, korumalıdır. O zaman Süleyman Şah Türbesi ile ilgili şeyleri de söylediler. Doğru. Parlamentoda. Dediler ki ama orayı korumamız lazım. Evet. Bizim toprağımız var dedi. Evet. Hangi yüzde çıkıyorsunuz şimdi de? Gerçekti. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği irade Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu toprağı koruma iradesi olmasına rağmen bu iradeye aykırı hareket ediyorsunuz. Bakanlar Kurulu suç işlemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine aykırı hareket etmiştir. Yanında bunu destekleyen kim varsa, dikilen kim varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o toprağı orada koru diyen o iradeye aykırı bir şekilde davranmıştır. Bu doğrudan doğruya vatan toprağını teslim etme, terk etme amaçlıdır. Dolayısıyla bugün siz hayır demiştiniz hatırlarsanız. Biz de dedik ki toprağımızı biz korumamız lazım. Biz niye hayır dedik? Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmuyordu o tezkerede. Tabii hayır, ben ama şunu diyorum. MHP'nin de şimdi o tezkereye evet verdiği için bu sorumlulukta payı var. Hayır yok. Hayır yok. Ben oradaki, benim o iradem Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu toprağa. Eğer o toprağı bugün korumak için operasyon yapılsaydı helal olsun diyecektiniz.
Herkes. Ama bakın bu Ali Bey de bizden desteklerdi. Orası benim toprağım. Ama başka bir ülkenin toprağı. Geldiğimiz bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin olarak diyorum. Sizin kendi gerekçeniz olabilir. Ama Süleyman Şah Türbesi'nin orada o toprağımızın korunması gerekir. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni gönder iradesine aykırı hareket ettiklerini vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyon yaparak PKK ile mücadele edeceğim deyip etmeyen, türbeyi koruyacağım diye yetki alıp yapmayan az içerisinde bir hükümettir. Bu hükümetin damat Ferit hükümetinden hiçbir farkı kalmamıştır. Evet. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Şimdi evet. Bakın AKP dedim ya terör örgütleriyle pazarlığı alışkanlık haline getirdi. Bu işin sonunda ne oluyor? Efendim işte tamam güzel işte kan dökülmüyor çok güzel falan. Toprağı bırakırsan kan dökülmez. Bırakırsan PKK'ya Güneydoğu'da kan dökülmez. Öyle yapıyorlar. Efendim zaten. Süleyman Şah'da işi de bırakırsan kan dökülmez. Bu mudur yani? Güneydoğu'yu bir terör örgütüne, Süleyman Şah'ı başka bir terör örgütüne terk etmiştir AKP. Evet. Ve terör örgütü de işbirliği yapar. Şimdi gelen mesajlar izleyicilerimizden kısa bir zaman sonra Güneydoğu'da da aynı şey olacak. Orayı da terk edecek. İşte o zaman işte yani. Orayı da terk edecek deniyor. Şimdi bu arada. O zaman bu millet bunları süpürür atar yani. Tahtı tacı falan kalmaz. Sarayını falan da başına yıkarlar. Bu arada mesela Selahattin Demirtaş ve HDP. Selahattin Demirtaş ve HDP bu arada çıkıp Öcalan'ın 10 tane şartı var. Bu şartlar yerine getirilsin. Derhal ondan sonra konuşalım silahları bırakmayı falan diyorlar. Ve bu Öcalan'ın 10 şartını nedense ne HDP ağzına alıyor ne AKP ağzına alıyor ve Türkiye bir türlü bu olayı öğrenemedi. Heyetler gidiyor İmralı'ya, geliyor Öcalan'ın şartlarından gönderdiği, hükümete gönderdiği raporlardan söz ediliyor ve bir türlü öğrenilemiyor, hep zaman geçiyor. Ne olacak? Acaba yani hakikaten Türkiye bütün bunda bu karambol içerisinde tamam biz oraya da şey veriyoruz, yerel yönetimleri güçlendiriyoruz, Türkiye'yi bölüyoruz yerel yönetimlere diyerek bu olayda böylece halledilmiş mi olacak bu arada? Hemen kısaca bunu söyleyelim. Sonra Sümeyye Erdoğan'a yapılacak olan suikaste neden inanılmadı? Neden inandırıcı bulunmadı? Saçma sapan bir şey yani. Hayır, ama çok önemli. Hayır, bir suikast var bir plan. Ama bu suikast planı Türkiye Cumhuriyeti'ne, üniter yapımız, laik, demokratik cumhuriyete suikast planıdır. Bu AKP tarafından planlanan bir suikast. Atatürk'ün cumhuriyetine, üniter yapıya, laik, demokratik cumhuriyete bir suikast planı var. Suikast meselesi. Ben bu konunun çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Savcı sorusu yani, varsa zaten. Gerçekten çok ciddiye alınması gerekiyor. Şimdi bir plan yapılmış değil mi? Yani yakalanıyor işte ABD'den şu gelecek. Değil mi? İstihbaratımız var. Ya yakala bunları kardeşim. Yakala ya. Sayın Vural bu Bülent Arslan suikast ya, gibi. Yani boş bu, çıkacak böyle bir şey yok. Hayır, yok. Seçim öncesi. Demek istiyorum. Yani acaba bu suikast yapılacağına dair bir ihbar suikastçıyı açıkçası yakalamamak için mi yapılıyor? Yani varsa öyle bir şey. Değil mi? Düşünürsün. Hayır Allah aşkına bu mantıklı mı? ABD'den suikastçı geliyor. Bu ülkede bir sürü psikopat var. Hayır, yani evet, başka hayır, bu ülkede şey mi olamaz diyorum. Yani yapanlar bir devletin istihbaratı ile ilgili bu konular bir gazeteye gidiyorsa yani çok önemli bir konu anlatabildim mi? Evet. Bu çok önemli bir konu. Yani evet. O bakımdan evet. Diyorum ya bir suikast planlanmış. Evet. Gazete manşetlerine çıkıyorsa Türkiye'de evet. Türkiye'de gerçekten bir devlet var mı ya? Kozmik odalara kadar girilmiş. İstihbaratın elde ettiği bütün bilgiler gazetelerde yayınlanıyor. Ve bunlarla ilgili biliyorsunuz yayın yasağı konuldu birçok şeye. Aman efendim suçlar kaçma işte şu olur yayın yasağı getirilsin işte bir soruşturma yapıyoruz filan diyerek. İlginçtir. Bunlarla ilgili bir yayın yasağı filan da getirmediler. Yani bu konuda bu konu bir gündemi oluşturmak amacıyla yapılmış bir mağduriyet edebiyatının bir parçası olarak tebarüz eden bir algı operasyonundan öteye bir anlam taşımıyor. Efendim acaba öyle dün, mi? Dün affedersin acaba bir karikatür mi? Gördüm onu bir söyleyeyim evet. De Sümeyye Erdoğan babasına diyor ki ya baba bu biraz fazla olmadı mı falan. O da kısık sesle karikatür tabi. Çaktırma kızım ne söylersek yiyor bu millet diyor. Yani bu kadar evet, basit. Evet. Yani. Ahmet Hakan da bunu yazdı. Türk milletinin aklıyla alay etmektir gerçekten, dedi. Yani. Hülya Gülbahar siz ne düşündünüz bu suikast iddiası konusunda? Evet suikast iddiası. Siz efendim bir avukat olarak
Ne düşündünüz? Ya bu tabii, kadar bu olaylarla, bu tür olaylarla çok karşılaşıyorsunuz tabii. Bir taşla birden çok kuş vurmak, böyle kötü bir deyim aslında. Hani kuş vurmak hiç sevmiyorum ama başka bir deyim de bulamadım şimdi. Tipik örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Bir taşla birden çok kuş vurma olayının bu suikast iddiasında. Bir kere ben Özgecan ve ailesi nedeniyle çok rahatsız oldum o fotoğraflardan. Tam bir mağduriyet yarışması. Bu ülkede birisi mağdur olacaksa biz en mağduruz yarışmasının bence en kötü örneklerinden biri oldu bu. Tam biz Özgecan babası. Aynen, sanki Özgecan olayıyla sanki evet. Birdenbire manşetlerimizi bastırıyor. Bir baba kız. Biz de mağduruz. Biz de mağduruz yani. Şimdi bu tarafı yani bir parça hani gerçekten insanların vicdanı. Bir öbür taş, bir taşla birkaç kuş diyorsunuz ya, öbür kuş bir yandan da bunu cemaatin yaptığı, yani eğer böyle bir suikast olacaksa bir numaralı sorumlu olarak da cemaat paralel gösteriliyor. Böylece toplumdaki o paralel algısı, yani 17 Aralık'la ilgili başlatılan paralel yaptı, darbe yaptı algısı, bak bizi öldürmeye kadar varacak bu iş. Varıyor yani, çok ciddi bu paralel tehlikesi. Şimdi o kadar saçmalık ki, bakın algısına, paralel diyor binlerce, evet, on binlerce polisi paralel, affedersiniz, çok affedersiniz. Şimdi çok affınıza sığınırım. Bunu söyleyeyim de. Şimdi paralel diyorsun ve on binlerce polis bu paralelin üyesi diyorsun. Türkiye'de bu kadar adamı var. Silahı da var polisin. Amerika'dan terörist mi getireceksin? Saçmalığın daniskası. Evet. Çok affınıza yani sığınıyorum. Affedersiniz. Evet. Evet yani şimdi bu birinci tarafta neden kızıyla bir kere anne niye yok o kalede? Hani madem aynı anda havuz medyasını baba kız fotoğrafları süslüyor. Niçin bir tane bile kazara Emine Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir fotoğraf seçilmedi? Demek ki özel seçilmiş. Neden Bilal Erdoğan'a değil de Sümeyye Erdoğan'a? Demek ki o da özel seçilmiş. Ya siyaseten bir el verme meselesi söz konusu. Bir de dediğim gibi Özgecan kadınlar şiddet mağduru oluyorlar. Evet, benim kızım da şiddet mağduru potansiyel şeyini anlatan olaylardan bir tanesi. Şimdi ben çok söz şeyi gelmeyecek ama bu suikast meselesinde gerçekten yeni Türkiye'nin dizaynında bu tür algı operasyonlarının ne kadar çok kullanılacağının tipik göstergelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Atıyorum Fuat Avni'nin birileriyle yazışmaları örneğinde olduğu gibi gördüğümüz anda bir sakil şey olduğunu, sahte bir yazışma olduğunu anlıyoruz. Aynen suikast iddiasındaki sahte mağduriyet şeyi gibi, algıyası yaratmakta olduğu gibi. Şimdi dışarıdan daha çok konuştuk. Dış siyasetin. Evet, Fuat Ağabey'in mesajlarını veriyorlar o arada arkadaşlarımız. Evet, 21 Ağustos konuştuk. Şimdi kadınlar açısından gerçekten çok stratejik önemli bir süreçten geçiyoruz. Herkes açısından önemli ama hani her gün IŞİD'in köle pazarlarında kız çocukları için ayrı tarife, yaşlı kadınlar için ayrı tarife ama 7'den 70'e kadınları sattığı bir şeyde, işte hayatını sokağa çıkması dahil olmak üzere her şeyi yasakladığı bir ortamda, başlarını kesip teşhir ettiği bir coğrafyada yaşıyoruz ve onların soft versiyonları Türkiye içerisinde her gün çak 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 medyadan toplumun beynini yıkamaya çalışıyor. Şimdi biz kadınlar olarak şunun altını çok çizmeye çalıştık ama duyuramıyoruz sesimizi medyada. Bu silahlanma şeyi Türkiye'de seferberliği niye yapılıyor? Niçin muhalefet partileri bu Türkiye'nin artan askeri harcamaları meselesine ve yatırımları meselesine dikkat çekmiyor? Biz bu artışı gördüğümüzde, çünkü dünya raporları yayınlanıyor, Türkiye 2 yıl içinde 5-6 basamak atlıyor askeri yatırımlar ve harcamalar konusunda. Şimdi bu bir savunma şeyinden öte, savunma yatırımından öte bir saldırı yatırımına benziyor. Çok üzgünüm ki yani biz bir parça acaba bir yani dışarıya yönelik bir savaş ihtimali, içeriye yönelik de bir iç savaş çıkarma ihtimalinin hazırlığı mı bu diye düşünüyoruz. Bir saniye izin verirseniz. Sevgili Hülya Gülbahar, reklam arası verdiğimiz için şey yapılıyor, uyarı geliyor devamlı olarak. Biraz sonra reklamlardan sonra Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiasıyla Somali'deki bomba arasında da bir ilişki olabilir mi? Bunu da konuşacağız. Ve tabii ki Ege Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları mensubu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun PKK yanlıları tarafından bıçaklanarak öldürülmesini de. Sevgili izleyiciler, bizden ayrılmayın. Tartışmamız devam edecek.
Sevgili izleyiciler, tartışmamıza devam ediyoruz. Biraz önce Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiasıyla Somali'deki bomba arasında, hani Türk heyeti gitmeden önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeden önce orada bir bomba patladı. Ama nedense Türkiye'de pek inandırıcı bulunmadı ve ilgilenmedi kimse bununla yeteri kadar. Oysa orada ölenler olmuştu. Şimdi neden acaba bu iki olayda Türkiye inanmadı? Çünkü artık bu olayların içinde MIT'in olduğunu biliyor ve Hakan Fidan'ın milletvekili olmak istemesinin acaba bütün bunlarla bağlantılı bir dokunulmazlık isteği midir? Ne var arkasında? Bütün bu sır küpü olayı nedir? Yani Türk halkı artık kafasında böyle bir bulanık da olsa bir tablo çıkıyor ortaya. Ben aldatılmaktayım. Somali'deki bomba olayında da bir soru işareti var. Bu Sümeyye olayında da bir soru işareti var. Peki Türkiye nasıl normale dönecek acaba? Hülya Gülbahar, nasıl inanacağız? Hiçbir şeye inanmaz oldu artık insanlar. Nasıl inanacağız Türkiye'nin bütün birliklerine, güvenlik güçlerine, siyasetçilerine? Ama önce inanmamak gerekiyor zaten. Yani önce önümüze konan her şeye inanmamayı öğrenmemiz lazım. Bir taşla iki birden çok kuş diye Sümeyye suikasti iddiasına bakmıştık az önce. Biz tabii kadınlar bir elbiseden 40, bir kumaştan 40 elbise çıkartma deyimini tercih ediyoruz. Taşla kuşları evet. vurmak yerine. Burada eksik kaldı. Mesela neden Bilal değil de Sümeyye diye konuşuyorduk? Çünkü Bilal bir şekilde iç politika meselesi. Yani milli eğitimle ilgili bir STK kurdular. Ve milli eğitim bürokratlarına şey verecek kadar, talimat verecek kadar, kaç imam hatip okulu açılacak. Türgev mi bu? Evet, Türgev'den bahsediyorum. Evet. Ve eğitim alanında neredeyse tek STK oldu. Bakın şimdi şu anda Türkiye'de hani sandık demokrasisinden ibaret olmamalı demokrasi derken, bugüne kadar iyi kötü, örneğin kadın örgütleri açısından bizim onlarca kadın örgütümüz vardı ve biz gerek iktidar gerek muhalefet üzerinde bir pres uygulayıp onları değiştirmeye çalışıyorduk ve başarı da kazanıyorduk. Hı. Bakın yeni bir evreye girdiğimizi şuradan görmemiz lazım. Eğitim alanında Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türgev üzerinden bütün politikaları benimsiyor. Şimdiye kadar cesaret edemedikleri bir alanda, kadın alanında KADEM diye Sümeyye Erdoğan üzerinden kurulmuş olan, yönetiminde olduğu bir kadın örgütüyle bütün Türkiye kadın örgütleri dışlanıyor. Şimdi KADEM'i uluslararası çapta ve ulusal çapta tanınır hale getirmek için Sümeyye'nin öne çıkartılması gerekiyordu. Yani vurulan kuşlardan bir tanesi de kadın sivil toplum örgütleri bu olayda. Bütün o katmanları görebiliyor olmamız lazım. O yüzden bize önümüze çok konan bir şey her senaryo şu anda, çünkü sizler yani 40 yıldır Türkiye'de kadına şiddeti önlemeye çalışan, bütün şiddeti önlemeye çalışan, her şeye bu konudaki karşı çıkan siz eski kadın kuruluşlarını bir kenara ittiler, toplantılara evet. almıyorlar ve sadece Başbakan Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının, Başbakan Davutoğlu'nun eşinin kurduğu kadın örgütleri oralara girerek Türkiye adına yurt dışında konuşmaya ve Türkiye'yi şimdi Birleşmiş Milletler'e girecekler. Altına almaya başlayacak. Şimdi Birleşmiş Milletler'e gidecekler. Bakın bu aynı zamanda yani demokrasi toplumla beraber yönetme işidir. Siz sivil toplumu ortadan kaldırır, devlet sivil toplum kuruluşları, DTK diyorum ben bunlara, oluşturup diğerlerine bağımsız duran kuruluşları silmeye çalışırsanız, ki silmeye çalışılıyor, bu bir ülke için alarm verici bir şeydir. Ben bunu aynı zamanda işçi sendikaları, memur sendikaları, toplumun diğer tüm örgütlü kesimleri için söylüyorum. İşte bir boykot yapıldı. Laik ve bilimsel eğitim boykotu. Boykot yapılmadan önce başladı bu iç güvenlik yasasının uygulamaları Türkiye'de. Şimdi 79'a ulaştı sanıyorum. Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Birleşik Haziran hareketi temsilcilerinin sayısı. Bunların hepsini birlikte düşünmek lazım. Ben mesela bu silahlanmaya dikkat çektim ve iç savaş hazırlığına ve dış saldırı hazırlığına dikkat çekmeye çalıştım. Bunlar kadınları çok ilgilendiriyor. Bir milliyetçi ve militarist bir dil kuruluyor orada. Bu dil kadınlara şiddet üreten bir dil. Rastlantı değil ki Cumhurbaşkanı'nın kalkıp bütün müteahhitleri karşısında toplayıp bu erkekler topluluğuna kadınlar sizin emanetinizdir demesi. Çok önemli bir laf. Etek neden meselesi, kadınlar etek giymek meselesi. Bakın etek giymek meselesi rastlantı değil. Herkes Nihat Doğan'a saldırdı. Mini etek giyen tecavüzü hak eder. Tecavüzcüler de laik sapıklardır diye.
Şimdi bu lafa herkes saldırdı ama Cumhurbaşkanı feministlere saldırırken bu emanet kelimesi üzerinden şunu atladılar. O konuşma içerisinde çağdaş yaşamın metalaştırdığı kadın meselesine karşıyız derken aslında soft versiyonunu söyledi Nihat Doğan'ın söylediğinin. Bunun da altını çizmek lazım. Bunlar toplumu şekillendiren şeyler. Bakın bir de burada ve aynı anda önemli. Diyanetten gelen, aynı anda Diyanetten gelen acayip fetvalar. Ama ve bir şey söyleyeceğim. Nihat Doğan bizimdir, evet. Yedirmeyiz diye AK Parti, seninle güldü bu AK Parti, Nihat Doğan bizimdir, yedirmeyiz. Yani AKP olarak kaynakları ve medya aracılığıyla Nihat Doğan'ın bu yaptıkları makul gören ve sahipleri. O ağlattılar. Buyurun burada. Bir şey yapacağım. O ağlattılar zaten. Bir şey daha altını çizmek istiyorum. Bu konuşmada daha ilk defa yapmıyor bunu Sayın Erdoğan. Feministleri ve kadın örgütlerini topluma düşman olarak göstermeye çalışıyor. Bu son yaptığı da ben feministlerin ve kadın hareketinin Cumhurbaşkanı değilim ilanıydı. Kadın buna medya ve diğer değilim. Siyasetçilerin evet. Şu ana kadar tepki gösterdiğini ben görmedim. Şeyde. Yani adeta bu feministler ülkeden. Diyerek kadın kuruluşlarını küçümsüyor. Şimdi ve onları şey ilan ediyor. Hı. Yani çok radikal örgütler bir takım ötekileştiriyor, evet, düşme hedef gösteriyor. Evet. Ne o ne dedi? Bakın şeyde son o emanet açıklamasında biz bulunduğumuz her yerde ailede reis istemiyoruz diyoruz. Toplumda reis istemiyoruz diyoruz. Devlette reis istemiyoruz diyoruz. Bu söylemimizin yani ailede reis, toplumda reis, devlette reis söyleminin başkanlık sistemine bir itiraz olduğunun çok farkında Sayın Erdoğan. Onun için saldırıyor ve biz yine Türkiye Kadın Hareketi olarak bütün muhalefet partilerini bu konuda iktidardan daha fazla eleştirmek istiyorum. Sahipsiz bir şekilde bu saldırıları yiyoruz. Ne dedik biz başkanlık sistemi konusunda? Reis istemiyoruz. Toplumda da reis istemiyoruz dedik. Ve bu toplumdaki karşılığı sizce nedir? Asıl sorun orada. Şimdi toplumda bakın, yüzde kaçtır sizin söylediğinizi tekrarlayacak canı gönülden? Şimdi toplum dediğimiz şey böyle bardağa koyduğun gibi durmuyor. Onu siyasetçiler her günkü söylemleriyle yeniden biçimlendiriyor. Doğrudur. Biz şimdi neye itiraz ediyoruz? Neyi anlatmaya çalışıyoruz? Türkiye bir şiddet toplumuna doğru götürülüyor diye senelerdir söylüyoruz. Şimdi Türkiye'de kadın erkek eşitliğine inanan, kadına şiddetin kötü olduğunu düşünen ve uygulamayan çok önemli bir kesim vardı kadın ve erkekleriyle. Evet. Bilim insanısınız. Bizim arkadaşlarımızın yaptığı araştırmalar var. Genç kuşağın yaşlı kuşaktan daha şiddet dolu ve toleranssız olduğunu gösteriyor. Toplum bu şekilde bu söylemlerle biçimlendirildiğinde işte %50'lik kesimin dışında yani %50 zaten geleneksel cinsiyetçi söylediğiniz bir kesim var. Diğerine doğru yayıyorlar bunu. Şimdi Alevi kadınlar geliyor bana. Kız çocukları mirastan mahrum ediliyor. Erkeklere veriliyor. Var mı Alevilikte mirası erkek çocuğa vermek diye bir gelenek? Yok. Ama bu söylem, işte bu i̇şte toplumu biçimlendiren bu söylem, o kendi %50'si bile değil aslında. Ben o oy veren AKP'lilerin tümünün bu kadar cinsiyetçi, bu kadar dini, net 1500 yani hani anasının diz kapağından tahrik olacak kadar yozlaşmış halde yorumlayan AKP'lilerin %50 olduğuna inanmıyorum. Yok öyle bir şey. Ben onlarla da biz uzayda yaşamıyoruz. Dün bir kadınla beraberdim. Başörtülü ve çok inanmış ve senelerce AKP'ye hizmet etmiş. Üstelik de kadro düzeyinde bir kadınla beraberdim. Kadın benden daha ağır bir şekilde dehşet içerisinde başka bir şey yapmak lazım artık moduna gelmiş durumda. Yapmak istediği şey bu iktidarın çekirdek kadrosu için söylüyorum. Tümü için söylemiyorum. Kendisine ait o gerici şeyi cinsiyetçi tabanı genişleterek olmayanlara da yaydırmak meselesi. O yüzden kadının hani medyada görünür olmaması. Ne oldu? Biz hadım anlatmaya çalıştık. Muhalefet partilerine de anlatmaya çalıştık. Çoğu telefonlarımıza çıkmadı. Anayasaya aykırılık itirazında bulunun dedik. Cerrahi kastrasyon dahil hadımlaştırma meselesi yasalaştı Oktay Bey. Biliyorsunuz şeyde. Hiç kimse itiraz etmedi. Şimdi uygulayalım dendiğinde kanun çıkmış mı diyorlar. Siz muhalif sesleri bastırırsanız eski cinsiyetçilikleri nedeniyle bizim ana muhalefet partilerimiz, yan muhalefet partilerimiz bu konuda kadınların sesi olmayıp aynı cinsiyetçi argümanları daha soft bir şekilde tekrarlarsa sorun bu oluyor. Hayır bu tartışmaya, bunu düşünün, bu programı bu tartışmaya çevirmeyelim. İtirazımı müsaade eder Gülbahar Hanım. Tabii şimdi bu davranış şekillerini, şimdi yani bundan dün 1500 yıl önceki
Yani dolayısıyla bu konu benim dinimin, inancımın, yani 1500 yıl önce bir inancın, yani dinimizin ortaya koyduğu esasları dışlayarak, yani onlar getirilmek isteniyor diyerek o iradeyi, o mükemmel dinin getirdiği temel değerleri yok saymak doğru değil. Bravo. Oktay Bey, bunu mu yaptım ama, ben şimdi? Ama hayır, bakın. Şimdi 1500, ha, ben onu yok sayıyorsunuz değil mi? Ben şunu, 3 tane ilahiyat bilimciyle konuştum, tamam, bu konuyla ilgili. Ben şunu diyorum. Ben şunu demek istiyorum. Yanlış, bu mesele yanlış bir şey. Varsa aynen. Tartışılır yani. Hayır, bunun dinle alakası yok. Bunun, hayır, ben Erdoğan onu demiyorum. Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Efendim, bakın, hayır, ben aynı şeyi söylemiyorum. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben diyorum ki 1500 önce kız çocuklarını diri diri gömenlere karşılık İslamiyet tavır almıştır. Bugünkü zihniyette aynı şekilde diri diri gömmek yerine toplumdan kopartarak yapıyor. Yani bunun İslami değerlerle alakası yoktur, onu diyorum ben. Oysa onu bana karşı değil de, hayır, ben, bunu hayır, sizin bunu 1500 yıl önce ilişkilendirmezinden dolayı söylüyorum. Ay, ilişkilendireceğim tabii, ilişkili çünkü. Ben Oktay olmadığı kanaatinde. Hayır efendim, bakın, bu konuşma veda hutbesinde yapılan bir konuşmadır. 1500 yıl önce. Yani ve peygamberin de kendi dönemi içerisinde kadınlara ne kadar değer verdiğini gösteren bir konuşmadır. Zamanına göre, 1500 yıl öncesine göre 200-300 yıl ileri bir konuşmadır. Ama 21. yüzyıla göre geri bir konuşmadır. Şimdi bunu bağlamından kopartıp bugüne getirmek geri olduğu kanaatinde değil. Bağlamından kopartıp bugünkülerin o zihniyetin işte gerisinde olduğu kanaatinde değil. Problem bu. Yani şimdi, bir şey söylemeye kalktığınız zaman. Ben bu konuda farklı düşünüyorum. Ben, evet, ben İslamiyet'i... Bir dakika, hep beraber konuşmayalım. Hülya'cığım, bitirdin mi? Yani bakın, hayır, uzaydan konuşmuyoruz. Ben bunu konuştuktan sonra, bu sözü söyledikten sonra, dediğim gibi 3 ilahiyatçıyla konuştum. Akademisyen ilahiyatçıyla konuştum. Sadece ayetler içerisinde yok bu söz. Sadece veda hutbesinde var. Ayetler içerisinde geçen em sözcüğü, mesela sadece emanet anlamına gelmiyor, aynı zamanda birbirine güvenmek anlamına geliyor diye analiz etti insanlar. Bu tür şeyleri, fetvalar, diz kapağında hadislere, dayanarak şey yok ama yok öyle bir şey yani, böyle bir şey olduğunu var kayıcı birilerinin. Ben diyorum ki o zihniyetin getirdiği yani zihniyet bu zihniyet değildir diyor. Yani işte, tamam, ben bunu bana karşı söylemeyeceksiniz. Ben onu da söylüyorum. Oraya da söylüyorum. Bakın, vallahi affedersin. Şimdi işte problem orada. Kadın bir eleştiri getirdiğinde bu hafta Sayın Ali Özgündüz'ü çağırmadan önce araştırma yapıyorum ve mesela CHP içinde kim din konularında da çok iyi konuşabilir diye de araştırıyorum hani partilerin içinde. Çünkü Diyanet İşleri'nin bu fetvaları ve hadislere dayanan fetvaları son derece tehlikeli. Bir yandan mesela Diyanet İşleri nişanlı çiftlerin el ele dolaşması dinimizde şeydir, izin verilmez derken, uymaz derken, öbür taraftan bir müdür yardımcısı çıkıyor Antalya'da ve tayt giyen kızların peşine erkek öğrencileri takarım diyor. Şimdi bu buradan bu çıkıyor. Diyanet çıkıyor. Buradan o müdür yardımcısı. Arkadan Oflu Hoca çıkıyor. Oflu Hoca diyor ki, efendim diyor, bu dizilerde diyor fahişeleri, affedersiniz, şey yapıyorlar diyor, yarışmalarda falan diyor, ortada diyor. Ondan sonra Muzaffer Ceylan isimli bir İmam Hatip öğretmeni çıkıyor. Okula giden kızlar fahişe. Yani bunlar Türkiye'de kadına ve kız çocuklara her türlü şiddetin yapılması için söylenen korkunç şeyler. Evet. Ve Diyanet bu işin içinde. Diyanet halka ahlakı ve dini öğretmesi gerekirken, ki bu ahlakın içinde dürüstlük, yolsuzluk yapmamak, başka kendine ait olmayan kadınlara yan gözle bakmamak, kimseye zarar vermemek, kimsenin canına, hayvanları bile incitmemek, bunları öğretmesi gerekirken ağzını açmıyor, dönüyor diyor ki mesela nişanlı çiftler, yılbaşını kutlamak, kaş almak, dövme yaptıran lanetlidir, kaş alan yani bir dakika. Diyanet bunu söylerken Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki makyaj yapan kadının kaportası bozuktur mesela. Hani hepsi böyle birbirini tamamlıyor. Peki bakıyoruz, Sümeyye Erdoğan'ın da yüzünde hafif de olsa bir miktar makyaj var. Emine Erdoğan'da da kaşlar da alınıyor. Yani kadınız, kadınlar bunu yaparlar. Ve o zaman sen dönüp de kaşını alan lanetlenmiştir demeyeceksin. Kaportası bozuktur demeyeceksin. Hangimizin kaportası bozuk, yapıyoruz hafif makyaj. Günahsa Allah verecek. Efendim, şimdi bu kişinin bu konuda hüküm vermeye, yani sizin bu konudaki sizin inancınızı sorgulamaya
kimin hakkı var? Yani kimin yani, hakkı var? Evet. Allah'ın rahmeti sonsuz. Ben bir insan olarak yani bu görüntüye bakarak nasıl hüküm verebilirsiniz? Yani bu zalimliktir. Evet, bu evet. benim görevim değil, onun görevi değil. Sen onlara tavsiyede bulunabilirsin. Farklı olanların... O zaman partilerin çıkıp Diyanet İşleri'ne sen Özgecan öldürüldükten sonra hiçbir şey söylemedin demesi de lazım değil söylüyoruz mi? Söylüyoruz aslında Ruat Hanım. Bakın. Yani ben bu konularla ilgili yani biz şey değiliz. Yani toplumsal sorunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Fetva makamı da değiliz. Bunlar da değiliz. Onun yorumları herkesin leküm diyeceğin. Herkesin dini bilir. Ama dini kullanarak bunu yozlaştıranlara dinimizde rüşvet ve yolsuzluk helal midir? En büyük adaletsizlik helal midir? Evet. Şimdi, yani bunlar doğru mudur? Şimdi zulüm. Din konularında çok uzmandır deniliyor Ali Özgür'ümüz için. Ben, dinleyelim. Diyanete itiraz etmek de bu kadar büyük bir bütçeyle o etmek de muhalefet şimdi, partilerinin de görevi diye düşünüyorum. Ruat Hanım aslında evet. Tabii laik bir cumhuriyette siyasetçilerin ülkeyi yönetenlerin dini referanslarla konuşması bir defa hatadır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani yöneticilere düşen iş insanlara dini mantıkı öğretmek değildir, hizmet etmektir. Onların özgürce inançlarını neye inanıyorlarsa veya inanmıyorlarsa bu inançlarını özgürce yaşamaları için ortam hazırlamaktır. Devletin pozitif yükümlülüğü vardır bu konuda. Ki Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince de böyle bir yükümlülüğü vardır. Anayasan dahi eğer aykırı hükümler varsa sen uluslararası sözleşmeyi uygulayacaksın. Kendi iç hukukuna bakamazsın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Efendim şimdi gelelim İslam. Şimdi bakın İslam Peygamber Efendimiz diyor ki ben sizi güzel ahlakla ahlaklandırmak için görevlendirilmiş. Yani İslam'ın özü güzel ahlaktır. Namaz, niyaz, oruç hepsi bu güzel ahlaka erişmek için, seni kemale erdirmek içindir. Yoksa Allah'ım benim aç kalmama ya da namaz kılmama ihtiyacı yok diyor başta. Benim ihtiyacım var. İyi insan olmak, iyi yurttaş olmak, ahlaklı olmak. Önce adam olmak yani. Adam olmak, insan olmak. İnsan, özü budur. Bakın dininde özü budur. Düzeltiniz değil mi? Hayır özü budur, düzeltme değil. İnsan bakın, olmak. İnsan olmak. İnsan olmak. Yani adam olmaktan kastım cinsel değil. Ama kullanmayın ne olur. İnsan olmak. Herkes onu erkek olarak algılıyor. Dolayısıyla şimdi bakın. Efendim Sayın Vural da söyledi. Şimdi İslam'ın özü, başlangıcı her şeyde söyledim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman ve Rahim'dir. Müslümanların sorunu besmeleyi bilmemeleridir. Yani Allah'ın Rahman olması. Nedir bu sıfat? Ben öyle bir Allah'a inanıyorum ki Allah Rahman'dır. Nedir Rahman? Bütün yarattıklarına merhamet edendir. Yani İnanana da, inanmayana da, Müslümana da, gayrimüslime de, zenciye de, beyaza da, kadına da, erkeğe de, kediye de, köpeğe de, ilana da, çayana da. Allah yaratmışsa, ki ben böyle inanıyorum, Allah her şeye merhamet edecek. Dolayısıyla siz, sizin gibi inanmadı, sizin gibi düşünmedi, sizin gibi giyinmedi diye onu başkalaştırırsanız, onun canını, malını, ırzını helal görürseniz, aslında siz Allah'ın bu Rahman sıfatına karşı geliyorsunuz. Aslında siz İslam'ı bırakın besmeleyi dahi bilmiyorsunuz. Birisi çıkıp da başbakan Kabataş'ta oturuyorum işte vapurdan inenlerin kıyafetlerine bakıyorum ben onlara karışmıyorum diyorsa bu korkunç bir şeydir aslında bir ülkede. İnsanlık adına korkunç bir şeydir. Evet. Demokrasi adına korkunç bir şeydir. Bunun dinle İslam'la falan alakası yok. Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı o Diyanet şu andaki Diyanet İşleri Başkanlığı o Diyanet İşleri Başkanlığı değil. Atatürk İslam'ın doğru anlaşılması, yobazların elinden kurtulması, çağdaş insanların kendi dilinde anlayabileceği gerçek orijin İslam'ı, Allah'ın Resulullah'a gönderdiği, tebliğ ettiği gerçek İslam'ın anlaşılması için Diyanet İşleri Başkanlığı kurmuştur. Ama şu anda yobaz, gerici bir anlayış Diyanet İşleri Başkanlığı'na hakim olmuştur. Tek inanç, tek mezhep, o da yalan yanlış. Tarikatların, efendim cemaatlerin yorumuyla karışık bir İslam anlayışı. Ve bunu İslam ülkesindeki insanlar da Diyanet'i tenkit ediyorlar. Yani elbette. Bunu karışamaz. Bakın nişanlı ne demek nişanlı? Yani İslam'a göre de nişanlı şimdi nikah, İslam nikahı dediğimiz dini nikah falan böyle bir şey yoktur. İki insan biz birlikte Allah katında bunu da duyurduk üç kişiye. Bitti bu evliliktir zaten. Yani efendim nişanlı elle tutsun bak şeydir. O zaman ne oluyor? Bakın
Şimdi böyle bir eğitim verirseniz, dizilerinizde de, devletin resmi televizyon kanalında da bunu işlerseniz, bilinçaltına sokarsanız, Diyanet de böyle derse, sanatçı bozuntuları, sanatçı bozuntuları çıkıp da böyle derse, o zaman siz hedef gösterin. Karşı tarafı İslam dışı, din dışı, dolayısıyla canın malı, ırzı helal görüyorsunuz. Gezi olayları sırasında ben Taksim'e çıkarken baktım ki bir kızın çığlık sesi duydum. Döndüm, polis araçları var. 810 polis bir kızı, genç bir kızı dövüyorlar. Müdahale ettim ben milletvekilim dedim. Utanmıyor musunuz? Bu delikanlık mıdır? 810 kişi bir kız çocuğunu dövüyorsunuz. Sizin kendi kardeşiniz, kız kardeşiniz, ananız, bacınız yok mu? Dediğimde bir polis ibretlik bir cevap verdi. Bizim böyle bacımız yok dedi. Nasıldı o bacı? Efendim bir kız kardeşimiz tişört giymiş, kolu açık, saçı açık bir kızdı. Bakın bu yobaz, çarpık, manyak bir... Yani bu nedir biliyor musunuz? Benim böyle bacım yok. Yani onu, canını, ırzını, malını, güvenliğini, sağlığını helal görüyor. Böyle bir iklim, Sayın Ergin de dediği gibi. Böyle bir iklim yetişiyor. Bu korkunç, evet. eğitim. Bir an önce bu AKP belasından ülkenin kurtulması lazım. Evet. Bu 4+4+4 sisteminden çıkan zihniyet daha korkunç olacak. Kendisi gibi düşünmeyeni, kendisi gibi ibadet etmeyeni, kendisi gibi yaşanmayanı din dışı görecek ve katli vaciptir görecek. Bunun engellenmesi lazım. Türkiye'nin AKP belasından kurtulması lazım. Bir başka konu daha söyleyeyim. Bunlar ikide bir çıkıp işte CHP falan diyorlar ya. Utansınlar bugün, özür dilesinler. Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs'ı kurtarmıştır. Vatan toprağına toprak atmıştır. Bunlar vatan toprağını terk etmişlerdir. Süleyman Şah'ı terk etmişlerdir. İşte bizim farkımız budur. AKP toprak terk ediyor, biz Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Bu Kıbrıs'ta Türk bayrağı dalgalanıyorsa bu Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir. Ahmet Bey Ceren sayesindedir. Efendim fetişçi değil. Hayır. Oradaki benim bakın oradaki benim yurttaşlarımı koruyan oradaki junta'ya karşı hala çözülememiş bir sorun. Darbe ayrı bir mesele. O tartışılır. Ancak ben oradaki katliama maruz kalan darbeye, junta'ya, yönetimine karşı gitmişim oradaki yurttaşlarımı korumuşum. Uluslararası hukuktan kaynaklanan garantörlük anlaşmam gereğince. O zaman o başka bir şey. Ancak şimdi, hayır yani. Ben yani AKP'nin reklam değil. Bakın burası yani. Realiteden bahsediyorum. Yarın AKP Kıbrıs'ı terk etse, bir saniye. Kıbrıs'ı terk etse AKP, siz de bunu alkışlayacak mısınız yani? Bir şeyim ben. Yarın AKP Kıbrıs'ı da terk ettiği zaman bayrağımızı aldık geldik. Oradaki şehitlerimizle hiç çıkarmayı yapan şehitlerimizle kemiğini aldık geldik diye övülecek mi? Utanç duysunlar. Utanıyorum. Rezil herifler. Evet. Şimdi bu Diyanet meselesine döndüğümüz zaman bakın yani yeni bir dil bulmamız lazım toplumda ve bu dil çerçevesinde işte o dinin en cinsiyetçi yorumlarını yapan, geleneğin en cinsiyetçi yorumlarını yapan, çünkü bizim geleneklerimiz içinde imece de bir gelenek değil mi? Güzel şeyleri, dayanışmacı şeyleri, gelenekleri niye yaşatmıyoruz da en geri olanları yaşatıyoruz. Dinin güzel yorumlarını yaşatmıyoruz da en geri yorumlarını yaşatıyoruz. Buraya dönüp bakması lazım muhalefetin ve farklı bir yaşam biçimi sunması lazım. Şimdi onu sunuyoruz ama bakın biz çağdaşlığı savunuyoruz. Ama izin verin. Ama haksız eleştiri yapıyorsunuz. Biz onu savunuyoruz. Ya eleştiri yapmadım. Ben bir katkı yapmak istiyorum. Buyurun. Ya bakın yetmiyor bunlar topluma. Mesela anlattığınız şeylerin içinde katıldığım çok şey var. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hayatı boyunca bugüne kadar tablolarını inceledim. Oturdum tek tek 30 tane tablo var böyle. Kurulduğu zaman şu kadar. Şimdi 6 bakanlığı sollamış bir bütçeyle teşkilatlanma. Yurt içi yurt dışı. Ve yarım mesaisini kadınları nasıl sindiririm, erkekleri nasıl kadınlara saldırtırım diye kurmuş. Zaman olmadığı için vermiyorum Diyanet haberlerinden kadın fotoğrafları örneğini. Girip baksınlar ne tür kadın fotoğrafları kullanıyor Diyanet Haberler dergisi. Şimdi burada yeni çözüm diye az önce konuşuyorduk, gelmedik ya oraya. Çözüm meselesinde muhalefetin sadece bunlar çağdaş değil, bunlar gericiliktir, bunlar yobazlıktır diye... tekrar tekrar çözüme gitmesi lazım. Diyanet işleri önlem bu yapması çözüm yani. İçinde, çözüm içinde şeyin muhalefetin de Türkiye'de ben sadece siyasi partileri katmıyorum. Tümü için söylüyorum. Onun dışındaki muhalefetin de laiklik, sekülerlik hangisini dersek diyelim ya da laikliği devlete, sekülerliği topluma atfedelim. Bu konuda Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna bir şey anlatması lazım. Somut, net şeyler. Mesela iyi muhalefet şöyle olur. Geçenlerde Davutoğlu dini cemaat önderlerini toplayarak bir yemek yaptı.
Vakıflar Genel Müdürü yanında, Diyanet İşleri Başkanı yanında bir toplantı yaptı. Ya Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de yaşayan farklı dinlerden, farklı etnik kimlikten insanları niye sadece din üzerinden temsil ediyorsunuz diye muhalefetin sorması lazım. Ben fotoğrafa baktığımda soruyorum. Yani muhalefet açısından Türkiye'nin Ermenileri sadece din içinde olan ve cemaatle ilişkide olanlar mı? Orada Agos gazetesi var, orada başka atıyorum Kafkas dernekleri, bilmem ne dernekleri var. Farklı. Biz hepsiyle ilgilendiyiz. Şimdi yeni bir layıklık meselesinde biraz bakın net şeyler söylenmesi gerekiyor topluma. Slogan tekrarıyla bu tıkanıklığı aşamıyoruz. Klişeleri tekrar ederek sormak lazım. İbadet dili tamam Türkçe olmasın şeyle, devlet zoruyla Türkçe yapılmasın. Hangi dilde ibadetini yapmak istiyorsa insanlar serbest bırakılsın. Devlet karışmasın Arapça diyoruz. Arapça da zorunlu olmasın. Fatma Hanım biz diyoruz ki devlet karışmasın. Efendim tartışmanın yani bu şeyi bu sağlıklı bir şey değil. Yani bunlarla ilgili konularda yani bunları yani bu küçümseyerek toplantıya konuşmayacaksınız herhalde bu söylediklerden. Yani hayır ben şunu söylüyorum. Fikir yani, söyledim. Bunlarla ilgili bir takım şeylere müdahil olmam gerekiyor ama şu anda Türkiye'nin konular itibariyle bakıldığı şimdi zaman şimdi bu konuya tekrar dönelim. Ben yani, bununla ilgili bir şey soracağım efendim, Sayın yani, ya size oy kaybettirmez efendim, benim söylediklerim. Başınızı sallasanız itiraz kaybettirmez, etmeseniz oy meselesi yani. Oy kazanırsınız. Benim oy kazanmak için rol yapmaya ihtiyacım yok. Ben düşüncelerimi ifade ederim. Rolden bahsetmedim. Ben taktikçi bir hareket değiliz. Dolayısıyla bizim de bir takım değerler ekseninde olan bu değerlendirme, din gibi hassas konular yani izleyen insanlar açısından da yani sizin bu şekildeki ifadeleriniz ya da yani Diyanet İşleri'ne ilişkin ama Diyanet İşleri'yle ilgili yani bu... ama yani ibadetin şekli diğerleri konuları ben bu konularda tavrımız açık olan bir partiyiz. Dolayısıyla bugünkü bir tartışmanın bir parçası yani değil onu diyorum. Şu anda Türkiye'de varın kendi görüşleridir. Yani, orada kendi görüşlerini açıklayacak efendim. Hayır tabii yani bizim panelde de olabilir. Bununla ilgili değerlendirmelere şu safhada cevaplandırmaya doğru gidersen evet. Şey olmaz. Yok, o bakımdan söylüyorum. Öyle yapmayacağım. Yani, şimdi biraz ediyorum. Sonra Ege Üniversitesi olayına geleceğiz. Çok önemli ama Doğu Ergil'e şunu sormak istiyorum efendim Sayın Ergil. Şimdi toplumda işte bu öğretmenin mesela çıkıp mini etek giyenlerin peşine erkekler takılsın demesi gibi veya Diyanet'in çıkıp nişanlı çiftler el ele dolaşmamalı demesi gibi böyle bir takım kişiler bir şeyler söylüyor. Yarışma programlarına söylüyor, ona söylüyor, buna söylüyor. Bunlar son derece tehlikeli. Ve bir de medyada mesela Akif Bekir yazdı, benim dikkatimi çekti. Başlığıyla dikkatimi çekti. Fatma Güller'in hiç mi suçu yok? Şimdi bunu yapan kadın yazarlar bile oldu. Çıkıp da işte efendim hükümeti suçlamayın Özgecan ölümünden dolayı. Hayır, 12 yıldır 13 yıldır orada kim varsa biz o hükümeti suçluyoruz. Herhangi bir hükümet, bu hükümet değil özellikle. Hiçbir şey yapmayan her hükümeti. İşte Hülya Gülbahar biliyor. Bundan önceki hükümet döneminde biz bütün kavgalarımızı yaptık. Bize davalar açıldı. Bundan önceki hükümetti o. O zaman da o hükümetin Adalet Bakanı'yla ve diğer bakanlarıyla çekiştik biz. Çünkü onlar vardı orada. Şimdi bu hükümet var. Elbette 12 yıldır orada. Ben bugün izletecek vaktim olursa yapacağım. Her açıdan da her hafta bakanı göreve çağırdım. Şiddet var, bir şey yapın. Cezaların uygulanmasını sağlayın diye. Şimdi dönüp de kadın yazarların televizyonlara çıkıp efendim bunu niçin hükümete laf söylüyorsunuz? Niçin siyasileştiriyorsunuz? Çünkü o yönetiyor Türkiye'yi ve biz ona çağrı yaptık. Kadınlar öldürülüyor, katilleri bırakıyorsunuz. İhal indirimi yapılıyor. Yaptırtmayın dedik. Hiç sesi çıkmadı bakanların. Şimdi yazarlar da bunu yapıyorlar. Bakın Fatma Güller'in hiç mi suçu yok demiş Akif Bekir. İlk paragrafında ben sadece başlığa bakmam. Altını da okurum çünkü aynı şekilde benim yazılarımda da yapılan hatalar olmuştur. Altında diyor ki bu ahlakçı bir soru. Ahlaki bir soru değil diyor. Demek ki o başlık şey değil, onunla ilgili değil diyoruz. Fatma Gül'ün hiç mi suçu yok? Geliyor son paragrafa. Son paragraf şöyle şimdi, bu defa anlayamadım ben başlangıcıyla. Fatma Güller kendi familyalarından
bir doğmuş maço, biri doğmuş maçosunun saldırısına uğradığında en terbiyeli hallerini takınıp hemen kurbanlaşırlar. Taziye kabulünü dahi kurbanın ailesine bırakmazlar. Onlar tecavüze uğramış, onlar saldırıya maruz kalmıştır. En önde saf tutmazlar. Hayır, doğruca musalla taşına geçip kurbanın yerini alırlar. Karşıtları da katildir haliyle. Cinayetin hesabı onlardan sorulacaktır. Baronun bile suçlu diye failin avukatlığını üstlenmediği şiddetli popülizm farfarası dinince de özlerine, hırtlıklarına geri dönerler. Ne anladınız? Ne anladınız Sayın Ergil? Yani Türkiye'nin en çok okunan gazetesinde Fatma Güller'in hiç mi suçu yok başlığıyla bir yazar, bilinen bir yazar oraya alınmış bu en çok Şimdi ne demek bu Fatma Güller? Kendi familyalarından biri dolmuş şoförü tarafından öldürüldüğünde ortaya çıkarlar da musalla taşına ne yapsınlar? Kadınlar tepki göstermesinler mi? Bütün bunlar yanlıştır. Bunlar yapılmamalıdır Türkiye gibi. Yani ben mesela böyle düşünüyorum çünkü senelerdir bu şiddet olaylarını işliyorum. Siz bir siyaset bilimci olarak Türkiye'de toplumda bunların yanlış işlendiğini düşünmüyor musunuz efendim? Şimdi bakın her şeyi siyasetten bekliyoruz. İşte siyasiler şunu yapsınlar. İşte bu hükümet şunları yapmadı veya bundan önceki hükümet şunu yaptı. Siyaset dediğiniz şey bazı şeyleri öne çıkartır, bazı şeylerin belki yaygınlaşmasına neden olur ama altta yatan bir toplumsal yapı ve bir kültürel doku var. Bunun içinde özümsenmiş, benimsenmiş değerler var. Kuşaktan kuşağa aktarılır. Ha, siyaset çağın gereklerine uygun olan değerleri, bilgileri öne çıkarıp onun yaygınlaşmasına katkıda bulunur. Ama alttaki dokuyu siyaset belirlemez. O yüzden siyasetle... Bu tür tepkiler siyasetle, nasıl etkiler? Hepsine evet. Cevap vereceğim. Siyasetle sosyolojinin birbirini iyi görmesi lazım. Yani sosyolojik gerçekleri görmeyen bir siyaset afaki kalır, boşlukta kalır. Var olan sosyolojik gerçekler de siyasetle anlam ve önem kazanırlar. Biz bunların ikisini şimdiye kadar bağdaştıramadık. Bir kere şunu kabul edelim. Sürekli olarak şikayet ediyoruz. Ve sürekli olarak şu kesim ve bu kesim mağduriyetten söz ediyor. Kendi mağduriyetinden. Özellikle kadınlar kendilerine mağdur oldular. Yani. Değiller mi? Kendilerini hayır işte tam tersini söylüyorum. Sokağa çıkmaktan bütün, korkuyor kadınlar bütün sayın. Bütün kesimleri mağdur eden bir düzen var demek ki. Şimdi bu düzenin üzerine bir eğilelim. Nedir bu düzen? Herkesi mağdur eden bir düzen demek ki çağla, çağın gerekleriyle ve toplumun o çoğul yapısının içinde yer alan kesimlerin birbiriyle daha mutabakat nasıl yaşayacakları konusunda, yaşamı nasıl paylaşacakları, farklılıkları nasıl bağdaştıracakları konusunda mutabakat sağlayamadıklarını gösterir. Ve bugün bu kadar çatışmanın olmasına ülkede biz birlikte nasıl yaşayacağız, birbirimize nasıl saygı duyacağız o farklılıklarımıza, bu konuda bir ortaklık kültürü geliştiremeyiz. Şiddet duygusunu nasıl kaldıracağız? Efendim ona yardımcı oluyoruz bu yazılarla. Ona geliyorum. Bakın, şimdi iki türlü eğitim vardır. Bir, hayatını kazanmak için gerekli donanımı elde etmek için. Yani işte bir meslek sahibi olmak, para kazanmak. Bir de sizlerin de dile getirdiği gibi hani insan olmak diyoruz. İnsan olmak şu. Hepimizin ortak ihtiyaçları, ortak değerleri ve ortak kutsalları konusunda bir birliktelik sağlamak, bir oydaşma sağlamak. Bunu aile verir, bunu toplum verir. Bunları okulda öğrenemezsiniz. Okulda siz şeyi öğrenirsiniz. Nasıl hayatta kalacağımın yani mesleki bilgiyi öğrenirsiniz. Ama nasıl insan olacağım? Toplumun içinde var olan değerlerin, pratiklerin aktarılmasıyla. Evet. Şimdi bu konuda bizim şeyimiz yok. Bir o ortak anlayışımız evet, söz, tamam. Söz konusu. Bu, biz şimdi bu konuya gelelim şeye. Meclisin bakın, bakın evet. Şimdi bakın, şiddet dediğiniz şey bir maddidir, bir manevidir. Maddi ise işte
zor kullanmakla gerçekleşen bir şeydir. Bunun da resmi tarafı vardır, bireysel tarafı vardır. Yani eğer toplumda kontrolü sağlamak, toplumsal sorunları başkaca daha barışçı yolla çözememenin getirdiği çaresizlikle sorun çözmeye şiddet yoluyla başvuruyorsanız bu resmi olandır. Gayri resmi olan. Lütfen Sayın Ergil, çok yayarsanız konuyu o zaman sorunun cevabını alamıyorum ben. Yani bakın, bana bunu verin siz. Siz bana deyin ki bu gazeteciler bunları televizyonlara çıkıp söylüyorlar. Bunları yazıyorlar. Diyanet onu söylüyor. Buradan bilmem ne hoca çıkıyor bunu söylüyor. Buradaki hoca mini etekli. Bu topluma nasıl bir mesaj veriyor ve şiddeti nasıl pompalıyor? Bana bunu anlatın lütfen kısaca. Toparlayalım. Eğer bunları söyleyip de karşılık buluyorsa toplumda bunun zaten bir temeli var diyorum ben. Ortak değerler oluşmadığı için eğer küçük çocuklar hatta 6 yaşına kadar çocuklar evlendirilmelidir diyorsa birileri, çocuk gelinler olduğu için yapılabiliyor bu. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet. İşte bunlar söylendiği için de çocuk gelinler oluyor. Evet, karşılıklı öyle. Gayet tabii. İşte makyaj sürüyor, akşam sokağa çıkıyor diye bir bireysel özgürlük meselesini bir tahrik olarak algılıyor. Yani birileri bunu ileri sürebiliyorsa tahrik olduklarının gerekçesi olarak bunu siyasetçilerin de içinde bulunduğu o erkeklik kültürü benimsiyor ve yayıyor. Aynı zamanda hukuk da bunu destekliyor demektir. Bakın küçücük çocuklara tecavüz etmiş olanlar hakimler tarafından, bir kısım hakimler tarafından tabii, aynı erkeklik kültürünün etkisinde olan rıza var diyebiliyor. Evet. Hani toplu tecavüze uğramış çocuklara rıza var diyebiliyor. Biraz önünü ilikleyip sayın hakim dediği zaman indirime giriyor bütün bunlar. Evet. Bunu, çok teşekkür ediyorum. Bunları da hukuk da bunu şey yapıyor. Evet. Ve maalesef de bakın bütün mesele şu. Şu geleneksel kültürü aşamamamızın nedeni, bunu kötü bir şey diye söyleyemiyorum. Bu toplum daha çok gelişmiş bir toplum değil. Hala taşra kültürünü. Bu şiddetin meclise yansımasını konuşalım. Meclisteki kavga bir toplumun toplumun nasıl yaşadığı ve gelişmişlik düzeyiyle ilgilidir. Doğru. Siz sanayi toplumunun eğitimini hala tarım toplumu aşamasının biraz üzerinde olan bir topluma verdiğinizde zaten kök tutmaz. Ya ama o zaman da Orta Doğu eğitimini verirseniz de böyle olur. Aynen öyle. Yani Anadolu aydınlanma derimi, yani Atatürk devrimleri bu ülkede kültür devrimi tamamlayamadığı için bu şeye geldi. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Meclisteki kavgaya geçiyoruz. Çünkü iç güvenlik paketiyle ilgili ve o da çok önemli. Ama o arada Oktay Vural önüme şu kağıdı uzattı. Ki bizde de var tabii bunlar. Hepimiz not alıyoruz bu söylenenleri. Tecavüzcü kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur. Bunu söyleyen İnsan Hakları Derneği Başkanı, Komisyon Başkanı AKP milletvekili diyor. Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün, anası ölsün. Melih Gökçek, kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyor. AKP meclis üyesi, bir tane kız mıdır kadın mıdır bilemem Tayyip Erdoğan. Erkeklerle kadınlar fıtraten eşit olamazlar. Bunlar niye bu kadar kolay söylenebiliyor? Evet. Çünkü bunun karşılığı var toplumda. Bu toplumun bunu aşabilmesi için. Emin değilim efendim. Hakikaten bunlar ölçüsüz söylenmiş laflar. Bunu üzülerek söylüyorum. Başbakan, ben Kabataş'tan inen, vapurda inenlere bakıyorum. Kimsenin kefetine karışmıyorum dediği zaman kadın derneklerinin, kadın erkek Türk toplumunun sokağa çıkması lazımdı. İlla da özge canı kaybettiğimiz zaman değil. O zaman çıkmalı. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ne haddine bana karışıyorsun? Demesi lazımdı. Evet. Demezseniz öyle olur. Evet ve o Cumhurbaşkanı tabii vapurdan inen. Erkeklerle birlikte diyorum. Vapurdan inen kadınların yani, bacağıyla Cumhurbaşkanı yani, ya başbakan ilgilenirse nasıl ilgilenir? Bu ülkede bir demokrasi eksikliği var diyoruz değil mi? Hukuk ve demokrasi. Daha basit diye. %10 barajına bu toplum hala tahammül ediyorsa girmez seçime.
Evet. Tamam, ben %10 ama HDP bile sustu. Onlar hep girmiyor. Ayrı konular. Tamam. HDP bile sustu. Olsun bu seçimde girmesek de olur falan dedi. Şimdi toplum, efendim Cumhurbaşkanı Gül AKP'ye iç güvenlik paketini değiştirmesi için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, çok teşekkür ediyorum Sayın Ergil. Devam edeceğiz. Dedi ki AKP'yi kuranlardan biri, tabii kurucularından biri aynı zamanda Gül. Dedi ki dost uyarısı diye verdi gazeteler. Arkadaşlarım bunu tekrar gözden geçirir ve bazı düzeltmeler yaparlar diye ümit ediyorum. Polise çok fazla yetki veriliyor dedi. Sadece telefon dinlemeden söz etti ama yani ya silah kullanması var. Polis silah kullanacak, sınırsız yetkiler verilecek, savcı yetkisi verilecek, gözaltı yetkisi ve tabii bir sürü başka yetkiler. Şimdi meclise de bunun üzerine bu tasarının yasalaşması tartışılırken çok ciddi kavgalar çıktı. Siz ikiniz de oradaydınız. Sayın Özgün'üz de, Sayın Vural da oradalardı. Ve yaralanan milletvekilleri oldu. Dün geceye kadar da olaylar devam etti. Dün gece ne oldu? Daha önce ne oldu? Hemen toparlayalım. Oktay Bey, bir cümle söyleyeceğim. Deminkiniz evet. Şey yapmam için. Buyurun. Bakın, TİB verilerine göre bu resmi bir kuruluştur değil mi? Saatte 2 milyon kişi porno sitelerine giriyor Türkiye'de. Avrupa'da çocuk pornosu girişlerinin %67'si Türkiye'den. Çocuk yani Allah aşkına ya iyice ya, Sayın Ergin iyice ya. Bizi depresyona sokmayın. Hayır, yani gerçekten AKP'de, yani AKP'de, var mı arkadaşlar bir zararlanma bir sakinleştirici bir şey getirin. Yani gerçekten bunları duymak bile istemiyoruz. Ama işte bir gerçeklerden hareket ederek. Toplumumuzda aile kurumuyla birlikte ahlaki değerlerimiz ekseninde ciddi bir yozlaşma var. Dün bu konuda parlamentoya bir araştırma önergesi getirdik. Profesör Doktor Mustafa Erdem Bey de bununla ilgili görüştü. Gerçekten ailemiz nereye gidiyor? Toplumumuz nereye gidiyor? Bunları bizim ele alarak tedbir almamız gerekiyor. İnanın ki boşanmaların bu kadar arttığı bir ortamda, aile ekonominin çöktüğü bir ortam içerisinde, şiddetin bu kadar açıkçası derinleştiği ve arttığı bir toplum, kin ve nefretin bu kadar kutuplaştığı bir ortam, evet. Bülent Arınç'ın ifadesiyle %50'den fazla bir kin, bakmamız lazım. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu toplum bizim medeniyetimizin toplumu olmaktan uzaklaştırıyor. Bunun bir numaralı sorumluluğu da bu konuda balık baştan kokar. İşte meclise yani, bakıyoruz efendim. Yani hayır, meclise bakar derken Türkiye'de bu eksenli yapılan politikalar bizim zamanımızda şöyle bir şey olmuştu efendim. 80 öncesindeki çatışmalar olduğu zaman başbuğumuz şunu demişti. Tepedeki çatışma toplumdaki çatışmayı arttırıyor. Toplumun tepesinde görülen kimselerin bu eksende yaptığı gerilim ve kutuplaşmalar insanlarımızı şu ya da bu şekilde yönlendiriyor, yönetiyor. Onun için makul değerlerimizi dikkate alarak demokrasimizi, insan hakları, özgürlükleri dikkate alarak bu toplumu yönetmemiz lazım. Partilerimiz farklı olabilir ama bu toplum yapısı gergin bir toplum yapısı, endişeli evet. Bir toplum efendim, yapısı. Mecliste ne oldu i̇şte Sayın mecliste, abi? Mecliste, evet, mecliste, efendim mecliste iş tüzüğün nasıl uygulanabileceği bilen bir kimseyim. Biz muhalefet olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak şunu söyleyeyim. Biz mecliste bir kavga veya da fiili bir şeyin içerisinde olmak isteyen ve olan bir parti değiliz. Ama iş tüzükten kaynaklanan haklarımızı kullanarak iktidarı bizim duyduğumuz bu endişeli maddeler konusunda gel bizimle görüş, bunları ortadan kaldıralım. Molotof, bonsai, bilmem ne diyorsan varız bunlara. Ama onun dışında insanları sorgusuz sualsiz yapan, valilere sınırsız yargı yetkisi veren ve valilerin yetkilerini kolluk amirine, kolluk amirinin yetkilerini kolluk yetkilerine vererek genişleten, bunlar doğru değil. Valilerin emirlerine uymamayı suç haline dönüştürmek, yani fetvalara uymamayı suç haline dönüştürmektir. Suçun maddi ve manevi unsurları tespit edilmesi lazım. Biz bunlarla ilgili iradeyi bu şekilde toplumun lehine bir yasa olsun diye meclis iş tüzüğünde imkanlarımızı kullanarak obstrüksiyon yapıyoruz. Söz haklarımız var. Bize göre bir grup olarak bir tüm üzerinde konuşma hakkımız var. Madde üzerinde önerge verme hakkımız var. Önergeleri konuşma hakkımız var. Ama maalesef bu iş tüzükte
kaynaklanan bu yetkilerimizi kullanırken despot bir yönetimle bu hukuk ortadan kaldırıldı. Önergesi okunmayan önergeler oylandı. Karar yeter sayısı istediğimiz, toplantı yeter sayısı istediğimiz oylamalar bu kararlar alınmadan oylandı, yok sayıldı. Konuşmacımıza konuşma imkanı verilmedi. Ve orada dünkü görüntüde şunu da gördüm. Biz bu türlü... Siz yani, de yere oturdunuz mu dün gece? Hayır, yok. Bizim yani ama şunu da gördüm ki Adalet ve Kalkınma Partisi ve meclis yönetimi meclisi bu şekilde işgal eden bir zihniyetle beraber birlikte hareket ettiğini gördüm. Biz onlara söylüyoruz. İdare amirini çağırın. Bu işgali sona erdirin diye söylüyoruz. Görevlerini yapmıyorlar. Böyle bir manzarayı meclis hak etmiyor. Şimdi kavga diyorsunuz. Başkanlık divanı işgal olunca, başkanlık divanı kendisi orada işgal olunca. Başkanlık divanı hukuku uygulamıyor. Kavga diyorsunuz. Kavganın bir tarafı var, iki tarafı vardır değil mi? Kendi kendilerine darp etmiyorlar. Şimdi bu konuda bunlarla ilgili iş tüzükle imkanlarını kullananların hakları gasp edildiği zaman bu hakkını korumaya yönelik bir iradeyi belirtenlere karşı saldırı oluyor. Saldırıda kavga olarak saldıran kim? Bunu söyleyin. Efendim kafası tokmakla evet. Yarılıyor. Ama saldıran kim? Yani kavga dediğiniz zaman değil saldırı, onu diyorum. Saldıran kim? Şimdi birisi saldırmazsa kavga olmaz. Ne olur? Orada biz söz hakkımı istiyoruz. Usul tartışması açıyoruz. Bana milletin verdiği hukukun yetkisidir. Parlamento bu hukuku uygulamazsa bu kanunu çıkartmamızın anlamı nedir? Herkes kendi hukukunu uygulamaya başlar. Bu bakımdan dünkü tartışmalar parlamento iradesinin yok sayıldığı, çoğunluk iradesi tarafından milletin susturulduğu, hukukun ayaklar altına alındığı bir toplantı olmuştur. Son derece vahimdir. Ben size soruyorum, eğer parlamentoda bir milletvekili, bir grubun hakkı gasp ediliyorsa bu hakkı ve hukuku kim koruyacak? Parlamento başkanını arıyoruz, meclis başkanını. Meclis başkanına ulaşılamıyor. Bu kadar vahim olayların olduğu bir mecliste meclis başkanına ulaşma imkanınız yok. Meclis başkan vekilleri bu şekilde bir iradeyi zorla ortaya koyuyorlar. Zorbalıkla ortaya koyuyorlar. Bu fiilen anayasayı ilga etmektir. Dün gece tam olarak ne oldu? Çünkü gecenin bayağı geç bir saatinde bana mesajlar geldi Twitter'da. Şehrazat da mesela çekti. Haberleşiyoruz oradan tabii epeyce çok sayıda takipçiyle ve arkadaşlarımızla. Hemen Meclis TV'yi aç, izle diye mesajlar geldi. Dün gece ne oldu? Orada tam olarak ne olduğunu bize Sayın Oktay Vural ve Sayın Ali Özgündüz biraz sonra anlatacaklar. Ve tabii Ege Üniversitesi'ndeki cinayete de geleceğiz sevgili izleyiciler. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, tartışmamıza devam ediyoruz. Dün gece çok geç vakit, 12'den sonraydı hatırladığıma göre, MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın tweet'i dikkatimi çekti. Mecliste şu an AKP'nin fiili darbesi var dedi. Ve biraz önce Sayın Ali Özgündüz de herhalde dün gece reyting rekoru kıran kanal Meclis TV'ydi dedi. Neler oldu? Bize ikinizden de anlatmanızı isteyeceğim. Siz devam ediyordunuz. Evet. Hemen onu bitirelim. Ne oldu dün gece efendim? Efendim zorbalık hakim oldu. Evet. Fiili olarak söz hakkımızı kesen, çoğunluk iradesiyle söz hakkımı kesenler. Bu konuda HDP'nin yaptığı işgali açıkçası sona erdiremeyenler bu kargaşayla beraber birlikte bu yasanın bu şekilde bizim muhalefetin söz hakkını kesmek suretiyle maddelerine geçirmesini temin ettiler. Hukuk çiğnendi, ayaklar altına aldı, milletin iradesi çiğnendi. Yani oradaki tablo çok... Ne oldu, neydi? Mesela ben göremedim çünkü yani ben o arada çalışmaktaydım. Çünkü dediğim gibi bir yasa üzerinde bizim söz hakkımız var. Hı? Söz hakkımızı vermediler. Önerge hakkımızı kısıtladılar. Ne yaptılar? Yani yine kavga çıktı. Yani evet. Gerilim oldu. Yani hı? Kavga falan çıkmadı. Gerilim oldu ama biz de meclis idare amirine sesleniyoruz. Bu işgali sona erdirin. Bu görüntüler Gazi Meclis'e yakışmıyor. Kıllarını kıvırdatmıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu konuda açıkçası
oluşan fiili oturumda meclisi yöneten meclis başkan vekili bir önergenin ya da bir kanun geçmesi gereken bütün usul şartların hepsini ortadan kaldırdı ve açıkçası bunları gasp etti. Şimdi böyle bir ortam içerisinde hukuk çalışmadı. Ayrıca mecliste, komisyonda salt çoğunluk olduğu zaman, katılan önergeye katıldıkları zaman bu önerge üzerinde konuşma hakkımız olmuyor. Fiilen insanları getirdiler ve verdiğimiz gerekçede bu yasa diktatörlüğün yasasıdır, bu yasa despot bir yönetim yasasıdır, vatandaşın hukukunu gasp eden gerekçelere evet dediler, hayır oyu vermek suretiyle muhalefetin sesini kıstılar. Bir tarafta AKP oylarıyla bu yasanın saraydan talimatla, despotça talimatla getirildiğini söyleyen ve bir darbe yasası, diktatörlüğe geçiş yasası olduğunu söyleyen önergelerimize evet dediler. Ama söz hakkımızı kesmek için evet dediler. Parlamentoda, genel kurulda oylamasına hayır demek suretiyle muhalefet bu konuda konuşmasın. Benim bu konuda konuşmamı niye istemiyorlar? Çünkü millet gerçekleri görsün istemiyorlar. Milleti susturuyorlar. Nasıl medyayı medyayı hakime alarak beyaz asayla toplumu yönlendirmek istiyorlarsa, parlamentoyu da aynı şekilde konuşmayan, konuşma hakları kesilen, milletin gerçekleri öğrenmesini engelleyen bir yaklaşımla parlamentoyu da körleştiriyorlar. Yani gerçekten ben tutanaklara geçirdim. Yüzlerce şu iş gücün gerektirdiği hükümleri gasp eden uygulamalarmıştır. Ama ne kadar utanç verici ki bir milletin hukukuna, ben milletin hukukunu temsil eden, milletin iradesini temsil eden biriyim. Milletin hukukuna ve iradesine karşı bu şekilde despotça davranan bir irade ne hazindir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin vekili olarak, milletvekilleri olarak icra ediliyor. Biliyor musun? Bunlar darbeciler değil, hani dışarıdan gelen işte şeyler değil, içeride olanlar. Evet. Bakın top sesleriyle bu Gazi Meclis Polatlı'da top sesleri olduğu zaman çalışıyordu, konuşuyordu. Bugün o top sesleriyle işgal edenler bugün mecliste zihinleri işgal edilmişler tarafından biz susturuluyoruz. O Polatlı'ya dayananlar ne yapıyordu? Bizi işgal etmek istiyorlardı. Evet. Bugün zihinleri işgal edenler mecliste bulunan milletvekilleri, millet iradesini, millet egemenliğini zorbaca gasp etmişlerdir. Ben buradan bununla ilgili de adım da atacağım zaten. Bu fiili uygulamayla parlamentoda milli egemenliğin milli ege tecellisini, milli iradenin tecellisini zorbalıkla gasp eden bu yönetim anlayışı anayasayı değiştirmek, parlamentoyu işlevsiz hale dönüştürmek amacıyla fiili olarak darbe yapmışlardır. Ve bununla ilgili de bütün hukukçuları da göreve çağırdı. Sayın Oktay Vural, çok teşekkür ederim. Şimdi AKP'nin kurucularından dedik biraz önce ve tabii eski Cumhurbaşkanı Gül de iç güvenlik paketinin değiştirilmesi için çağrı yaptı. Polise aşırı yetki veriliyor dedi ve muhalefet partileri haklı olarak sınırsız yetkiyle donatılacak ve işte gördük örneklerini, trafik polisiyle tartıştığı için yere yatırılıp kelepçelendi ve orada kalp krizinden öldü. Yine daha sonra benzer olaylar oldu. Kar topu benzer attı diye. O kar topu olayı zaten o başlı başına bir olay. Esnaf aynı zamanda hem polistir hem askerdir dediği için o Ali cesaretlenen ve kendini işte polis zanneden esnaf cama kar topu geldi diye çıkıp eline bıçağı alıp hakikaten aslan gibi bir insanı öldürdü ve bıçakladı. Ve aynı zamanda işte bir başka gencin de üniversitede öldürüldüğünü gördük. Bu kar topu olayının görüntülerini alayım ben. Çünkü onu hakikaten görmemiz lazım. Nuh Köklü olayı ve annesi kendisini kar topu yaparak, tabutunun üzerine kar topları dizerek ve ağlayarak gönderdi, uğurladı. Ne kadar acıdır. Şimdi bu gençler kaybediliyor. Çünkü efendim neden? Polisiye görevini yapmıyor ya, aşırı yetkiyle eziyor. Sıkılan çok. Aynen. Ve Cumhurbaşkanı esnafı Gül bile buna karşı çıkıyor. Şimdi ben AKP'ye yakın kaynaklardan partinin içerisinde de bir kaynama olduğunu ve bu başkanlık sistemi ve iç güvenlik yasası konusunda hoşnutsuz olan
ciddi bir milletvekili sayısının olduğunu duyuyorum, başkanlık sistemi özellikle. Şimdi Molotovçu koalisyon suçlaması yapıldı size. Bu bir kere dün gece neler olduğunu sizden de dinlemek istiyorum. Ama aynı zamanda da Başbakan Davutoğlu, bunlar Molotovçu koalisyon, CHP, MHP ve HDP hepsi Molotov kokteylini savunuyor dedi. Bunu diyen ahlaksızdır. Bu kadar net. Hiç diplomatik falan suvada gerek yok. Bunu diyen yalancıdır, ahlaksızdır. Aynen katılıyorum. Lütfen programımda yalnız hakaret bir şeyiniz. Siz savcısınız. Hakaret değil, yalancılık ahlaksızlık bu. Değil mi? Yalan toplumu yanlış yönlendirme, manipüle etmek ahlaksızlıktır. Bunu diyen de ahlaksızlık yapmaktadır. Yalan söylüyor. Molotov'la ilgili biz diyoruz ki, zannedersem Milliyetçi Hareket Partisi de diyor, uyuşturucuyla ilgili. Getirin kardeşim iki madde, hemen çıkaralım, bir saatte çıkaralım. Bir itiraz var mı? Biz zaten evet oyu verdik. Efendim, yani sorun yok ki burada. Şu anda da terörle mücadele kanununa göre, Türk Ceza Kanunu'na göre suç zaten Molotov kokteyli. Bir saldırıda kullanıldığı zaman silahtır, Türk Ceza Kanunu'na göre. Silahtan sayılır. Yakıcı, bereleyici bir silahtır. Kimi kandırıyorlar? Yalan söylüyorlar. Yalan söylemek ahlaksızlıktır. Devleti yönetenler önce dürüst, ahlaklı olmak zorundalar. Efendim, sizin dokunulmazlığınız var, benim yok. Efendim, ben söylüyorum. Yani burada sizin programınızda sıkıntı olmaz, evet. Merak etmeyin. Burada programı tenzih ediyorum. Molotov meselesi. Sen şimdi Molotov'dan gittik de ben sadece şunu söyleyeceğim. Ey Ahmet Davutoğlu, bu Serap'ı yakanlar, Molotov'la yakalanlar. Yakanlar vardı değil mi? Evet. Peki bu yakanların içinde MİT'çi, KCK'lı var mıydı? Kendi bakanı söyledi. Peki buna kim, buna talimatı kim verdi? Talimatı verenin sorgulanmasını kim engelledi? Hangi kanunla engellediler? Kalkıp sorulacaktı. Serap'ı yakan, KCK'ya girene siz mi görev verdiniz? Bunu yaptınız mı diye soracaklardı onlara. Bunun sorulması. Koalisyon sensin. PKK ile yapılan koalisyonu yapan sensin. Hatırlayın. Taş atan çocuklar yasası çıktığı zaman biz bunlarla ilgili karşı tutumumuzu sergiledik. Taş atan çocuklarla ilgili, bu eylemlerle ilgili indirimler yapıldı. Serap'ı yakanlar 4 yıl sonra serbest kalacak. Bu yasayı çıkaranlar kimlerdi? Bunlardı. Serap'ı yakanlar açlık görevi yaptılar. Cezaevinde yaptılar açlık görevi. Bakın, açlık, diri diri yakanlar açlık grevinde. Evet, Serap'ı... fotoğrafı gösterelim. Çünkü ben Serap'ın annesini ve abisini... Açlık grevi yapmadılar, pardon. Hayır, onlar soruşturulmadı zaten. Bakın, soruşturulmadı. Hastanelerde ziyaretçiler yaptı. Yakınlar yerine suçsuz insanlar gözaltına alındı. Bilmiyorum, onlar da açlık grevi yaptılar. Ben şimdi açlık grevi falan değil. Bu açlık grevini yapanların isteklerini, arzularını yerine getiren AKP değil mi? Dolayısıyla koalisyonu kurmuşsun, işbirliği yaptıklarına utanmadan, sıkılmadan battıkları çamuru Molotov ekseninde bize bulaştırmaya hakkı yok, haddi de yok. Molotov Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından da ortaya konmuş ve kanunlarda da var. Zaten patlayıcıdır, silahtır. Bunlarla taş atan, ölüme sebebiyet veren, zarar verenler dahi silah olarak belirlenmiştir. Van'da yapılan davada 105 yıl hapis istenmiştir bunlara karşı. Bunun amacı ve hedefi bu değildir. Efendim, ama şey buna, bir şey eklemek lazım. Yani bir cümleyle. Buyurun. Bakın. Eğer sıra ve hukuk dışına çıkma alışkanlığı iktidarların devam ediyorsa, ki ediyor, o zaman o derin devlet dediğimiz ve bir zamanlar var zannettiğimiz bütün kurumlar ve kadrolar tekrar aktive edilir. AKP'nin gayrimeşru derin devleti var. Vesayet dediğimiz şey budur işte. Toplumu hacir altına alınacak, kontrol edilip güdülecek bir güçsüz, aynı kadının emanet olması gibi bir emanet olarak görmek ve ona her şeyi açık veya kapalı yaptırabilecek, yaptırabileceği anlayışı vesayettir. Derin devlet dediğimiz şey de bu zihniyetin ürünüdür. Yoksa kendi başına var olan bir şey değil. Yani canavar değil. Sayın Bey, şimdi bakın bu yasa efendim, yani işte dün terör gece örgütleriyle. Dün gece ne oldu? Bakın genel olarak birkaç gün ne oldu? Şimdi birkaç gün AKP anayasayı, iç tüzüğü tanımıyor. Anayasayı fiilen, iç tüzüğü fiilen ilga etti, rafa kaldırdı. Fiili bir durum yaratıyor. Az önce Sayın Murat söyledi. Şimdi bir maddeyle ilgili önerge veriyor muhalefet. Diyor ki efendim bu madde bu şekilde değiştirilsin.
Normal koşullarda bu okunur. Efendim işte komisyon ve hükümet katılıyor musunuz derler. Bizim önergemizin muhalefetten gelene otomatik olarak katılmıyoruz derler. Katılmıyoruz dediği zaman önerge sahibi çıkar. 5 dakika. Sadece 5 dakika önerge üzerine konuşur. Ne yaptılar dün gece? Efendim katılıyoruz dediler. Katılıyoruz dediği zaman konuşma hakkın olmuyor. Ondan sonra oylamaya sunuyor. Kabul edenler etmeyenler İktidar Partisi'nin çoğunluğuyla reddediliyor. Ya bu kadar, yani bu kadar 5 dakikalık konuşmaya bile tahammül edemeyen bir düzen. Efendim anayasayı tanımıyor. İç düzeyi tanımıyor. Ayşenur Başakkapılı ilkokuldaki sınıf başkanı gibi meclisi yönetmeye kalkıyor. Enteresan bir şekilde. Efendim Sadık Yakut da iyi polis rolünde mümkün olduğu kadar esnek davrandığı intibayını veriyor. İşte çağırıyor, konuşacak mısınız? Hayır, bir saniye, bir usul tartışması var diyoruz muhalefet olarak tavrınla ilgili. Hayır, açmıyorum usul tartışmasını. Çağırıyorum, geliyor musun, gelmiyor musun? O zaman AKP'liyi çağırıyor. AKP'li 20 dakika tümü üzerinde konuşma hakkı varken geliyor, 50 saniye konuşuyor, gidiyor. Ha o zaman tamam, tümü efendim geçmiştir, soru cevabı da atladım, hadi maddelere geçiyorum diyor. Böyle fiili bir durum. Bakın evet. Hukuktan, adaletten kopan yönetimler bir haydut çetesidir. Evet. Hukuktan kopla, meşruiyetini kaybediyor. Şimdi bu işin sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu işin sonunda Efkan Ala gibi bir adama, onun atadığı valilere, kaymakamlara soruşturma yetkisi veriliyor. Cumhuriyet Savcısının yapması gereken suç işlendikten sonra, çünkü Cumhuriyet Savcısının görevi başlar. Suç işlendikten sonra suçları yakalamak, gözaltına almak, delilleri toplamak yetkisi mülki amirlere. Savcılık yani, yaptınız, bu işi iyi biliyorsunuz, evet. Bu tamamen yargı yetkisidir. Yargı yetkisi yürütmeye devrediliyor. Vali kimdir? Emniyet müdürü kimdir? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Yürütmenin bir elemanı. Efkan Ala gibi bir adamın atadığı valide. Efkan niye bu adam diyorum? Bakın önemli. Çünkü 17-25 Aralık yolsuzluk hırsızlık olayında Efkan Ala'nın kim olduğu, nasıl bir anlayışta olduğunu millet gördü. Selami arayıp da emniyet müdürünü, Selami boş ver kanunu manunu, kanun çıkarırız, kapıyı gir al diyen adam. Selami boş ver savcının yazılı talimatını mahkeme kararı, yırt at, hatta iki polis gönderirim, seni çete kurdun diye içeri aldırırım de diyen bir adam. Hukuk tanımaz bir adama bu yetkileri veriyorsun, bu vali. Valinin emrine uymamayı suç haline getiriyorsun. Ne olacak, bakın somut örnek vereyim. Teoriden uzaklaşalım. 1 Mayıs geliyor. 1 Mayıs'ta işçiler Taksim'e çıkmak isteyecek. Sembolik bir anlam vardır. Vali diyecek kamu güvenliği açısından burayı yasakladım. Bu yasağa uymamak kamu düzeni gerekçesi de ona göre suç olarak getiriliyor. Valinin emrine uymamak. Gidiyorsun. Önceden ne yapıyorlardı? Otobüsleri durduruyordu. Evet, bırakmıyordu. Şimdi yani. Kimlik tespiti yapıp hakkında dava açılacak, hapse girecek. Gazdan korunmak için polis gaz sıkıyor. Ben hastayım, astım hastasıyım. Gazdan korunmam lazım yoksa ölürüm. Gazdan korunmak için gaz maskesi takıyorum. Yüzünü kapatmak için gaz maske taktım. Vurabilir. Hadi hapse. Vurabilir. Efendim çocuk bilye, sapan ne olur ne olmaz diye cebinde bulundurdu. Birisi de attı kızgınlıkla, polis gaz attı, çocuk da kızdı, sapanla bir bilye attı. Silahla saldırı oldu polise. Bilyeyi silah sayıyor. Polisin de buna karşı silahla müdahale yaptı. Berkin Elvan olayı şimdi, zaten. Yani bakın, daha bravo, önceden de bravo. Yapıldı. Berkin Elvan'ı doğalatan. Işte. Şimdi bugün şey diyor ya Özgecan için, ya biliyorsan bir Fatiha oku. Ben de buradan sesleniyorum ey Tayyip Erdoğan. Biliyorsan bir Fatiha okusaydın Berkin Elvan'a. Niye yuhalattın annesini? Ne biçim anlayışın var senin? İşine geldiği zaman biliyorsan Fatiha oku. Sen niye okumuyordun Gezi'de ölenler için? Dua kadar yani, galiba yasaları da bilmek lazım. Ha? Yani. Şimdi bakın korkunç şeyler. Bu işin sonunda ne olacak? Ben uyarıyorum. Milletvekili sıfatını da bir kenara bıraktım. Bir yurttaş olarak uyarıyorum. Bu işin sonunda Gezi'deki benzeri milyonların sokağa çıktığı eylemler artık barışçıl olmaz. Bir, barışçıl olmaz. Barışçıl olmaz. Gezi'den edinilen tecrübelerle zaten radikal örgütler ve yabancı servis elemanları çok ciddi anlamda örgütlendiler, silahlandılar. Hı. Söylüyorum. Yarın bilye atana polis kurşun attığında bilin ki içeriden de size kurşun atılacaktır. Silahlı çatışmaya götürülür. İç çatışma olur. O saatten sonra AKP kontrolü kaybeder. Hepimiz zarar evet. görüyoruz. Yapmayın, etmeyin Allah aşkına. Çok teşekkür ederim. Ya insanları seviyorsanız, yapmayın. Son derece önemli. Hülya Gülbahar'a soracağım. Şimdi Gezi olayı devamlı olarak gündeme getiriliyor. Bu hafta da hem Davutoğlu hem Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi'den söz ettiler. Mutlaka konuşmalarda geçiyor. Ve şu söyleniyor.
12 ağaç yer değiştirecek diye kıyameti koparanlar. 14 ağaç buradan alınıp yine biraz ileriye konacak diye. Olay bu değildi. Olay tamamıyla topçu kışlası yapılacak buraya baskısıydı. Ağaçlar kesilecek ve hatta planları gösterildi. Hayır, 3-5 şampolcu buna itiraz ediyor diye yapmaktan vazgeçme. Yapacağım. Evet, camide yapacağım diyerek yurtdışına giden adam. Yani bugün nasıl başlattı. Bu kavga, bırakın kavgayı, bu kanun ya çıkacak ya çıkacak diyorsa Cumhurbaşkanı, o zaman da bu kışla yapılacak diyordu ve bütün ağaçlar kesilecekti. İstanbul'un geriye kalmış olan bir iki parkından biri insanların nefes aldığı ve gençler ağaçlara sarılmışlardı kesmeyin diye. Polisin şiddetinden çıktı. Halka bunu anlatmak lazım. Gezi olayı bir darbe falan değildi. Gezi olayı birkaç ağaç için yapılmamıştı. Gezi olayı tamamen koca bir parkın kesilip yıkılıp yerine bir topçu kışlası. Aslında affedersiniz, ondan ötesinde AKP'nin baskılarına yeter kardeşim, yaşanma müdahale etmeye tepkiydi. Herkesin tepkisi. Sonradan ona dönüştü. Yani. Polis şiddetiyle ona dönüştü. Bir şehrin, bir mahallesinde, bir parkın kaderini Ankara'daki birkaç adam niye kararlaştırsın kardeş? Orada bir kent var, bir kent halkı var. Orada bir semt var ve o insanlar orada neler yapılacağına ilişkin kendilerinin fikrinin sorulmasını istiyorlar. Bundan daha insani, bırakın demokratik, insani bir şey olabilir mi? Buna karşı çıktılar. Evet. Kendilerini onların ötesinde, onların çok üstünde bir güç olarak gören, otorite olarak gören ve onları hiçe sayan bir iktidarın anlayışına karşı çıktılar. O yüzden evet. O birkaç ağaç meselesi veya evet. Çevre meselesi evet. Değildir. İç mi? Güvenlik yasası çıkınca, paketi çıkınca işte bunlar daha da şiddete dönüşecek. Polis şiddeti daha da artacak. Şimdi bu trafik polisinin olayını söylemiştim. Yılmaz, Koç Yılmaz öldü, eski kameraman, trafik polisi, evet. Kelepçe taktığı için yere yatırıp hiç gerek yokken. Aynen, hiç gerek yokken ve eşi soruyor şimdi ağlayarak, kocamın elinde molotof yoktu, niye kelepçelediniz diyor. Bu hafta yine trafik polisinin sağ kroşesi kamerada diye çıktı gazetede. Bu hangi gazeteydi bakalım, buradan şey yapmayalım valla. Bilemiyorum tam olarak, Hürriyet gazetesi olabilir. Evet, Doğan Haber Ajansı diyor. Bağdat Caddesi'nden Bostancı sahil yoluna çıkan sürücüler trafik polisi tarafından durduruluyorlar. Ve bir tartışma yaşanıyor. Bizi niye durdurdunuz diye. Birdenbire ağzını burnunu yumruklarla kıracak şekilde vurmaya başlıyor. Ve şikayet ediyor bunun üzerine. Üst düzey bir yönetici bir şirkette, Cavit Ünal. Şimdi bu olaylar hiç hesap sorulmayacak şekilde artacak. Yani toplumun bu iç güvenlik yasasını anlaması gerekiyor. Sizin ekleyeceğiniz ne var? Mesela başka ne olabilir? Bir herhangi bir protesto, bir okul gösterisinde bile. Vallahi şimdi iç güvenlik yasası için yeterince medyada şey tartışıldı, örnek tartışıldı. Evlerin içine girip ifade alma hakkı üzerinden baksak bile bu korkunç bir şey. Yani arama emrin nerede diye eskiden sorulurdu da o sonradan gelecek diye şu anda bir düzenleme var. Şu anda hukuk sistemi polisin kendi başına yapacağı her türlü eylemin 48 saat sonra, 24 saat sonra tasdik makamı haline getirilmesi demek. Sen insanları soyup arayacaksın üzerine, arabasının içini arayacaksın, evine dalacaksın ve bütün bunları yaptıktan, her şey olup bittikten sonra 24 saat sonra, dün 2'de 1 48 saate çıkartmaya çalışıyorlardı. Neyi çıkartmaya çalıştıklarını anlayamadık biz izleyenler. 24 ya da 48 saat sonra hakime onaylatacaksın. Ya hakim senin tasdik makamın mı? Savcılık senin tasdik makamın hakime mı? Neyi götürürsen polis yaptıktan, iş işten geçtikten sonra olacak. Sonra bu sözlü emirler. Sözlü emir çok önemli bir şey. Sözlü emir verdim, bütün bir şehri kuşat diyebilirsiniz siz polise. Sözlü emir verdi bana amirim, bütün bir semti kuşattım diyebilirsiniz. Bakın burada her seferinde bütün sadece muhalif olanlar değil, kadınlar, LGBT'ler, farklı yaşam biçimlerine sahip bütün insanlar tehdit altında. Sadece politik muhaliflerden bahsetmiyoruz, sadece itiraz edenlerden bahsetmiyoruz. Toplumun tüm yaşam biçimi tehdit altında. Bu iş güvenlik paketinde hiç tartışılmıyor.
konulardan bir tanesi, şimdi nüfus bölümü gelecek. Nüfus kanununa değişiklik yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığına alınmayı genel ahlak kriterine bağlayan bir düzenleme var orada. Bakın, bu eşit vatandaşlık diyoruz. Muhalefete de kızıyoruz biz kadınlar olarak. Neden eşit vatandaşlığı sadece kadınların sorunu olarak algılıyorsunuz siz? Eşit vatandaşlık bu ülkede Kürt, Türk, Laz, Çerkes, bütün etnik kimlikler için gerekli, işçi, memur, bütün emekçiler için gerekli. Hani ayaklar baş mı olacak? Eşit vatandaşlık kadın erkek için gerekli, tüm inanç grupları için gerekli. Eşit vatandaşlığa karşı çıktığınız her noktada hiyerarşik, işte reisli bir toplum yaratırsınız. Eşit vatandaşlığa sadece AKP karşılıyor. Bu eşit vatandaşlığa biz insanlar etnik kökenine, mesela inancına, cinsiyetine bakmıyoruz. İnsan, eşit yurttaş. Hayır, yani kadın erkeğine inanmıyorum dediği zaman kadınlar kadar bütün muhalefetin ortaya dökülmesi lazım. Eşit vatandaşlık tam vazgeçilemez. Şimdi vatandaşlığı genel ahlaka bağlamaya da kimse pek ses çıkarmayacak. Bakın şu çok önemli. Hayır, ses çıkaracağız. Orada kendisine göre ahlaklı olan IŞİD'ciyi alacak. Başkası IŞİD'ciyi alacak, ahlaklı görecek. Öbür taraftan efendim bir hanımefendiye... Evlilik dışı çocuk doğurmuş, Fransız sanatçıya çalışmak... Yani. Evlilik dışı çocuk doğurduğu için Ankara'da çalışan bir Fransız kadın sanatçıya çalışma izni veriyor. Çocuğunu Türkiye'ye sokmaya izin vermiyor. Emzirme çağında çocuk. Vatandaşlığı genel ahlaka bağlamanın korkunçluğu şurada. Eşit yurttaşlığı ortadan kaldırıyorsunuz. Genel ahlak gibi o memurun kafası nereye çalışıyorsa, işte annesinin diz kapağından tahrik olan birisi ise vatandaşlığı alacağı kadının kıyafetine bakacak orada. Bir vatandaşlığı genel ahlaka bağlarsanız alınmayı, çıkarılmayı da bağlarsınız. Biz yarın yeni bir paketin içerisinde genel ahlaka aykırı davrandığı düşünülen, böyle damgalanan herkesin yurttaşlıktan çıkarıldığını okuyabiliriz. O yüzden bu konu da çok önemli. Elbette ki. Çok teşekkür ederim. Değinilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sayın Oktay Vural, efendim yine izleyicilerden tepki geliyor. Diyorlar ki peki bu iç güvenlik yasası çıkarılmak isteniyor. Ya çıkacak ya çıkacak. Başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sistemi ya gelecek ya gelecek. Diktatörlüğe dönecekse de ne yapalım? Olacak diyorlar ve güç şu anda, yani seçimdeki hileler önlenemiyor. Sistemiyle oynanıp oylar değiştirilebiliyor dendi, açıklandı, hiç kimse ilgilenmiyor. Efendim öbür tarafta ya olacak ya olacak baskısıyla bu tehlikeli kanunlar geçiriliyor. Efendim başkanlık sistemi peki acaba diyorlar, partiler, meclisteki diğer muhalefet partileri sineyi millete dönemez mi, diyemez mi derim ki kardeşim biz bunu kabul etmiyoruz, sen yarın bu sistemi de getirdiğin zaman geri dönüşü yok bunun. Biz bunu kabul etmiyoruz. Aynen bugün Tansu Çiller'in 28 Şubat dönemi için çıkıp da önce efendim tanık sonra mağdur sonra tanık falan olması gibi, eğer yani sen o gün tepkini verip de ben buna razı değilim demiyorsan sen sanık olmalısın, tanık değil. Bugün hala 28 Şubat tartışması o şekilde devam ediyor. Acaba bugünkü muhalefet partilerinin sineyi millete dönmesi nasıl bir fikir olabilir? Yani biz milletin sinesinde zaten politika yapıyoruz. Milletimizin verdiği söz hakkını parlamentoda hukuk çerçevesinde kullanarak siyasi mücadelemizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla parlamento hukukunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin egemenliğinin temsil edildiği bir yerde milletin egemenliğini temsil etmekten vazgeçmek aslında bu mücadeleden vazgeçmek demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bile Milli Kurtuluş Savaşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla yapmıştır. Dolayısıyla bu şekilde mücadelemizi sürdürerek vatandaşımızın iradesini dönüştürmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Peki başkanlık sistemi gelirse ve muhalefet partilerinin etkisi tamamen yok edilirse ne yapacaksınız? Efendim bunlarla ilgili mücadelemizi bu şekilde sürdürmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Asıl milletin yapması gereken kendi egemenliğine, kendi iradesine sahip çıkmasıdır. Evet. Dolayısıyla bu konuda bu iradeyi sandıkta dönüştürmek lazım. Siz sistemiyle ilgilendiniz mi acaba muhalefet partileri olarak? Efendim, hepsiyle. Biz bu şekilde bu sistemle seçim tabii istemiyoruz, kabul tabii etmiyoruz dediniz mi mesela? Yani seçim sistemini sorgulanmasını ve test edilmesini zaman geçiyor Yüksek ama. Seçim Kurulu'nda efendim oyalar seçim muhalefeti mi? Muhalefetin demokratik meşruiyetini ortadan kaldıracak girişimler bu despot yönetimi meşrulaştırır. Biz muhalefet olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun tıkanacağı nokta,
demokratik muhalefetin ve parlamentonun işlevsiz hale getirildiği bir ortam bambaşka bir ortamdır. Türkiye'yi bu noktaya getirmenin bedelini milletim öder. Milletimize bedel ödettirmemek ve millet iradesiyle bunu dönüştürmemiz gerekiyor. Bu bakımdan özellikle de bu eksende her türlü şekilde bir muhalefeti suçlamak, işte bunu yapmak, bütün bunlar bir algı operasyonun bir parçasıdır. Biz şerefimizle, namusumuzla hukuk koruyoruz. Evet. İç hukuk güvenlik yasasıyla benim yaptığım bir şey milletin hukukuna sahip çıkmak. Benim bu yaptığımı keserek bu mücadeleden vazgeçmek, parlamentoyu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini despotçu, başkancı, tek adamcı zihniyete temsil etmektir. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi yok olduğu zaman bir kişiye verilen oy egemenliği temsil eden oy haline dönüşür. Onun için parlamentoyu bu şekilde bu güçlerin yasama, yürütme, yargı var. Yasama asıl egemenlik kaynağı yasamadır. Diğerleri yetkisini, egemenliğini şeyden alır. Anayasadan alır. Bunun üstüne tek adamın iradesini ortaya koymak, parlamento işlevsiz hale getirmek, bu başkancı despot yönetimi meşrulaştırmaktır. Ben burada bu yasayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bakın burada tavrımız gayet açık ve net. PKK ile HDP ile çözüm ortağı olanlar bu yasayı beraber birlikte pazarlık konusu yapmışlardır. Ve bu konuda Başbakan Davutoğlu'nun asıl amacını deşifre eden bir açıklaması var. Diyor ki muhalefet kaos çıkartmak istiyor. AKP Grup Başkan Vekili dedi ki bu yasaya karşı olanlar suç işlemeye eğilimli olanlardır. İşte buradaki asıl tehlike bu konuda toplumsal olarak muhalefet edenleri hepsini suçlu görmek. PKK için çıkarıyorlarmış gibi. Değil. PKK için çıkarıyorlar. PKK'yla müzakere ediyorlar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan çok özür diliyorum. PKK'yla görüşen onlar, Oslo'da görüşen onlar, valiye operasyon yapma talimatı veren onlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni iş güvenlikten çeken onlar, bütün bunlarla ilgili bunları yapanlar Molotov'tan, demir bilye ve sapandan terörle mücadele etmek istedikleri gibi bir algı oluşturuyor. İstirham ediyorum. Molotov var, zaten cezası var ama bombayla geziyorlar. Demir bilye, demir sapan, Kaleşnikov'la geziyorlar. Dolayısıyla bu bir algı operasyonuyla Doğu ve Güneydoğu'da şiddete ve teröre ve silaha teslim edilen bir egemenliği teslim edenlerin bunun karşısında sivil bir vatandaşı zapt altına almak, onu açıkçası susturmak. Bu yasa acaba, ne yasası? Acaba bakın izleyicilerimiz de soruyorlar. Acaba seçimde sandık başlarını polisle ve MIT'le kontrol altına almak gibi bir amacı da olabilir mi diye sorular geliyor. Yok o kadar değil. Şimdi affedersiniz. Bu yasa bak öyle çok fazla da teknik şey. Bak açıkça bu yasa sık ulan sık yasasıdır. Bu yasa konuşma ulan konuşma yasasıdır. Bu yasa yazma ulan yazma yasasıdır. Toplanma. Bu yasa toplanma ulan toplanma yasasıdır. Bunları görmemiz lazım. Ben bir milliyetçiyim ama bir milliyetçi olarak bu devletin milletin devleti olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinde insanı yaşatmak ne demektir? Bu insan konuşur, bu insan görür, bu insan duyar, bu insan bilgi sahibi olur. Bunlar insanı insan olmaktan çıkartacak bağları kesiyorlar ve bu yönüyle korkutulmuş, sindirilmiş, seferber edilmiş insanlarla bu ortamı oluşturarak açıkçası başka bir alternatif olmadığına ilişkin bir kanaatte sindirilmiş bir toplum yapısıyla seçimlere gitmek istiyorlar. Onun için bu yasanın çıkartılmasının amaçlarından biri de 7 Haziran seçimlerine gidecek olan vatandaşları korkutmaktır, sindirmektir. Toplumsal muhalefetin sesini, soluğunu kısmak. Parlamentoda zaten muhalefetin sesini kısmaya yönelik baskıyı uyguluyorlar. Bu bakımdan anladım, bu yasa kesinlikle... Buna devam edeceğiz biraz ama size bu Ege Üniversitesi'ndeki olayı sormak istiyorum. Hakikaten çok önemli o da. Ege Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları mensubu Fırat Yılmaz Çakıroğlu
PKK yanlıları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bunu söylüyorum çünkü dışarıdan 150 kişi geldi, ellerinde sopalarla, bıçaklarla falan dediler ama olayın öncesi var. Siz olayın öncesini biliyorsunuz. Hatta birlikte fotoğraflarınız var öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'yla. Sözcü gazetesinin de bugün manşetinde aslan gibi bir genç öldürüldü. Cumhurbaşkanı ise her şeyi bıraktı, Fuat Avni ile atışıyor demişler. Ama gerçekten aslan gibi daha 22 yaşında bir genç, daha önceden de tehdit edilerek Fırat Çakıroğlu'ndan soracak hesabımız var, Ege'de faşizmi ya ezeceğiz ya ezeceğiz gibi mesajlar verilerek öldürüldü. Siz efendim tanıyordunuz. Evet. Şimdi efendim tabii başımız sağ olsun. Evet, ama bunu defalarca ifade ettik. Bakın bu çözüm ve açılım sürecinden itibaren üniversitelerde PKK'nın gençlik yapılanması oluştu. Bu gençlik yapılanması terörize ediyor. Çadırlar kuruldu. Çadırlarda alternatif bahar şenlikleri adı altında PKK terör örgütünün propagandaları yapıyor. Kimlik kontrolü yapılıyor. Bunun Ege Üniversitesi'nde, İzmir Ege Üniversitesi'nde yapılıyor. Başka üniversitelerde de yapılıyor. Bu arada hükümet bir denge arayışı içerisinde bu süreci bu şekilde götürmek istiyor. Türk bayrağı taşıdı diye öğrenciler öldürülür. İsminde Türk tarihi ve Türk tarihi diye geçen topluluk ismi içinde Türk kelimesi geçti diye rektörlük tarafından yasaklanır hale geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Maalesef sistematik bir şekilde devleti yönetenlerin ve bir kısım rektörlerin müsamahasıyla bir terör örgütü yapılanıyor. Orada eğitime gidenler engelleniyor. Bu genç kardeşimiz formasyon dersi alacak. 3 ayı kalmış. Derse gidip imza atması gerekir. Ve bunlarla ilgili kendisine söyleniyor. İmza atabilirsin. Gidiyor imzasını atıyor. Edebiyat fakültesinden çıkarken pusu kuruluyor. Saldırılıyor. Saldırıldıktan sonra bir kafeteryaya gidiyor. Saldırganlardan biri. Kafeteryaya gittiğini, kafeteryada bıçaklanıyor bunlar. Şimdi ben soruyorum. Ey devlet, ey devlet, ey Hakan Fidan'ın MİT'i, ey emniyeti, bizi izliyorsun, bizi dinliyorsun. Peki size soruyorum, ey vali, İzmir valisi, size soruyorum. Bundan önce, bir gün önce zaten çatışma, kavga olmuş. Bununla ilgili gerilim var zaten. Orada da belli bir gerilim var. Sizin burada bir topluluğun meydana geldiğinden haberiniz yok muydu? Görmez misiniz? Duymaz mısınız? Bunlar karşılıklı olarak yoldan geçerken mi kavga ettiler? Böylesine gerilimli olan bir yerde bununla ilgili tedbir almayan suçu yok mu? Ey rektör, sen ne yaparsın orada ya? Bostan korkuluğu musun? Bununla ilgili Türkiye'nin her yerinden gelen mesajlar var. Van'dan birisi mesaj atmış. Ben böyle böyle birisiyim, beni şey yapıyorlar, ne olursunuz benim naklimi sağlayın, ben de öldürüleceğim diye söylüyor. Türkiye'yi ne hale getirdiğinizin farkında mısınız? Bu çocuk ey bir tweet yazdığı zaman hemen... Ay bari bildirin bunları, kimse bu korusunlar bari. Bir tweet, bir tweet yazdığı zaman hemen gidiyorsunuz bilmem neye, hakaretten derdest ediyorsunuz. Ben size söylüyorum, bakın ne yapmış Fırat'ımız bu. Evet, Twitter'da var bu resimler, evet. Twitter'da Fırat'ımız ben de gördüm. Bu. Evet. Fırat'ımız bu. Fırat burada Atatürk ve bayrak için... Ege Üniversitesi topluluk birlikte kurmuşlar ve şey yapıyorlar. Ve buna ne diyor biliyor musunuz? Sopayı tutuyor ellerinden, o en öndeki beyaz gömlekli tarih 4. sınıf sınavlara polis koruması eşliğine giren reis Fırat Çakıroğlu'na da soracak hesabımız var diyorlar. Evet. Şimdi ben soruyorum ya. Senin canın kıymetli de. Peki bu Fırat'ın canı kıymetli değil mi? İşinize geldiği zaman Fırat'ın kenarındaki koyun kaybolsa... Sen Fırat'ı kaybettin ya. Bize suikast yapılacak diye kıyamet kopuyordu. O çocuklara suikast. O da önemli. Tabii hepsi. Efendim hepsi oraya önemli. Gidiliyor. Bakın bunu söylüyorum. Ege Üniversitesi'nin yanında acil servis. Acil serviste kimlerin çöreklendiğini biliyoruz. Ambulans gitmemiş. Polis efendim, gitmemiş yani. Çok efendim, geç bunlar. Ambulans. Efendim birisi 5 dakika sonra gelmiş. 5 dakika sonra gelen kimi götürüyor? O saldırganlığı evet, yapanı yapan, götürüyor. Evet. Peki vefat edeni niye şey yapmadınız? Kim evet, hangi evet. organizasyon içerisinde? Aynen bunun hesabı gerçekten yani, sorulmalı. Yani araç evet. bakın gelmiyor Ali Bey. Evet. Vicdanım şunun evet. için. Çocuklar bir araç geliyor. Şeyden istiyorlar araç.
Yok diyorlar, işte ambulans çağrıldı diyorlar. Ocağın aracı var, buna götürelim diyor. Yok işte ambulans geliyor deniyor. Şimdi yani bunlara bakıldığı zaman, üstelik bu olayın meydana geliş tarihi ve ortamını da dikkate aldığımız zaman, işte İstanbul'da da molotoflar bulundu filan gibi takım şeyler olduğu zaman, bununla ilgili derin bir takım mekanizmaların açıkçası bu tür ortamlarla açıkçası bu konularda iş güvenlikle ilgili yasanın meşruiyetini sağlamak amacıyla bir gerekçe mi oluşturmak istiyor sorusunu bize sorduruyor. Ali Bey çok kısa alalım. Sayın Doğu Ergil'e de bir şey soracağım çünkü. Şimdi öncelikle bu Fırat kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Üzücü bir olay. Ege'de, İzmir'de böyle bir olayın olması da daha başka bir anlam ifade ediyor benim açımdan. Ege gibi bir yerde önceden tehdit edilerek bir genç bu şekilde bıçaklanıp efendim katlediliyorsa bu hayra alamet değil. Yarın başka Fıratlarımız, başka Alilerimiz, Mehmetlerimiz toprağa düşecek demektir. Ve bu hale getiren de, ülkeyi bu hale getiren, İzmir'de güvenliği alamayan siyasi iktidardır. Benim hedefim, benim muhatabım siyasi iktidardır, hükümettir. Hakan Fidan, Bilal Erdoğan'ı koruma gayretini bu olaylar için gösterse bu olaylar önlenir. Evet. Efendim gelelim Sineği Millet meselesine. Efendim, bakın Sineği Millet, bakın Sineği 7 Haziran'da Sineği Millet'e gidiyoruz. Biz şu anda CHP, ana muhalefet, biz parlamentoyu boşalttığımız anda, bakın bu yasalara karşı Anayasa Mahkemesi'ne kimse gidemez. Biz birçok yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettiriyoruz. Yarın bu iş güvenlik denilen darbe yasasının da birçok maddesini iptal ettireceğiz. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. 7 Haziran'da halk bize destek verirse zaten bunları göndereceğiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sayın Sayın Vural sık ulan sık yasası dedi. Katılıyorum. Millet de 7 Haziran'da yeter ulan yeter desin bunlara. Peki, bu çok kadar teşekkür ediyorum Sayın Doğu Ergil. Ben... Şey bu işte, evet. Tavır bu. Efendim, ben size şeyi soracağım. Selahattin Demirtaş çıktı ve bu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesinden sonra bütün gençlere sesleniyorum. MHP'li, HDP'li, AKP'li, CHP'li ayrım gözetmeden dikkatli olun, tahrik edecek hamleler yapmayın dedi. Şimdi ve güvenlik paketinin görüşülmesi nedeniyle provokasyona bağladı o da. Burada da bir başka çelişki yok mu? Yani Selahattin Demirtaş'ın, burada PKK'yı destekleyenler var çünkü işin içinde. Şimdi çıkıp onlara sesleneceğine, önce PKK'lılara ve HDP'lilere seslenerek hitap etmesi gerekmez mi? Vallahi, terörü desteklemeyin, terör yapmayın, sizin yüzünüzden oldu demesi gerekmez mi? Yani biraz iyi niyetle bakmak lazım. Bütün gençlere mi diyor? Bütün gençlere, diyor mu? Önce cinayeti işleyenlere seslenmesi yani gerekiyor. Bütün gençlere diyorsa bunun içinde herhalde PKK'lıları da söylüyordur. Onu söylememiş. Yani biraz iyi niyetle bakmak lazım. Biraz iyi niyetle bakmak lazım. Yani gençlerin, öyle burada vahim olan şu. Gençlerin kendi görüşlerini empoze etmek için diğerlerini, yani farklı düşünenlere, insan öldürecek konuma gelmeleri bir toplumsal atmosfer ve o toplumsal atmosferi yaratan şeydir, siyaset anlayışıdır. Bizim bu siyaset anlayışıyla mücadele etmemiz lazım. Tekil şahıslarla değil. O adli bir olaydır. Biz bu siyasal kültürle mücadele etmek, zorla. Ama bir yanda terör örgütünü desteklerken, bakın, bir yanda şiddetin, dönüp de sakin olun demek biraz çelişki oluyor. Doğru söylüyorsun ama bakın, eğer şiddet bir toplumu kontrol etmek, iki de sorun çözmek olarak benimseniyorsa, bunu hangi grup yaparsa yapsın, biz buna karşı çıkmamız lazım. Siyaset zorla yapılmaz, yapılmamalı. Bu vurguyla herhalde bitirmek çok lazım. Çok teşekkür ederim. Ben de dün gece meclise ilişkin hemen iki satır bir şey söyleyeyim. Biz ilk defa Türkiye'de MHP'li sayın milletvekillerinden bu faşizmdir, otoriterliktir, antidemokratik bir yasa ve devlet yönetimidir sözlerini duyduk. Bu Türkiye için, bu korku devleti oluşturmak, bu Türkiye için çok önemli. Defalarca söyledi. Hayır, ilk defa faşizmdir. Vural Bey, ben tebrik ederek ilk söylüyorum. İlk defa dediğiniz için diyorum. Hayır ama bu faşizm vurgusu falan çok iyiydi. Şimdi bunun
bunun işaret ettiği bir şey var. Vural Bey, yanlış anlıyorsunuz. Bu çok iyi bir şeydi bu söylenmesi ve gerçekten şu anda Türkiye'nin nasıl bir yere girdiğini bu sözlerden de anlarız. O yüzden seçimde yaklaşırken siyasetçilerin ufak tefek görüş ayrılıklarını oya çevirmeye çalışmak yerine bütün o siyasi farklılıkları bir yana bırakıp bu iktidarın uyguladığı bu faşizan politikalara karşı birleşmesini sağlamak bizim, gerekiyor. Bizim, bakın, bizim HDP'yle ufak muhalefetin derinden bir farklılığımız çok vardır. Önemli. Evet. Derinden bir farklılığımız vardır. HDP'nin siyasal düşüncesi AKP'nin HDP'yle yaptığı işbirliğine karşı bizim derinden kökten karşı duruşumuz vardır. Bu konuda HDP'nin ya, nasıl siyaseten farklı olan konular olur. Hayır, aynı düşünden durumlar. Silahı meşrulaştıran, adam öldürenleri masum görenlerin bunun ekseninde demokrasi ve hukuk adına bir şey istediğini düşünmemiz saftirlik olur. Son sözü siyasetçilerden almak çok zor. Önce gitsinler. Siyasetçi ilmi son sözü ben söyleyeceğim diyor. Terör örgütünün son silahlarını sözü, bıraktırsınlar. Son sözü önlesinler. Böyle maskelere ihtiyacı yok Türkiye'nin. Siyasetçi son sözü gerçekten kimseye bırakmıyor. Gerçek gibi olmalıdır. Son sözü öyle, halk söylüyor. Makyajda olmaz. Bunun kimse meşrulaştıramaz. AKP'nin HDP ile işbirliğini ve HDP'nin de silahın egemenliğini ve millet egemenliğine karşı tavrını efendim, çok teşekkür ediyorum. Öldürenleri masum gösterenlere karşı derinden ve kökten Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı var. Son sözü halk söyleyecek değil. Evet. Sevgili Hülya Gülbahar, Sayın Oktay Vural, efendim bitti değil mi sözünüz? Çok heyecanlı bir ama yani oldu. Evet. Yani bu konular ufak tefek konular değil. Evet. Yani ben şundan üzülüyorum. Yani bu münafık siyaset ya silah orada kullanacaklar, adam öldürecekler, mahkeme kuracaklar, özellik ilan edecekler, gelip parlamentoda onlarla işbirliği yaparak efendim bunlarla ilgili molotofa filan. Adam öldürenlere karşı çıkıyorsunuz. Bunların hukukla, demokrasiyle hiçbir alakası. Birisi silahın egemenliğine teslim ediyor, diğeri de güçle vatandaşı gasp ediyor. AKP zihniyeti yani yöneticileriyle HDP'nin İmralı'nın %90-95 fikirleri uyuşmaktadır. Beraber birlikte hareket etmektedir. Sevgili Hülya Gülbahar, Sayın Oktay Vural, Sayın Ali Özgündüz ve Sayın Doğu Ergin, çok teşekkür ediyorum efendim. Yani gerçekten inanılmaz bir bilgi akışı. Çok her konuda aydınlanma oldu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok farklı görüşlerden, farklı konularda çok güzel bilgiler aldık. Şimdi şey öğrenemedik. Yani aslında tabii onu da isterdim tartışabilmek. Neden İzmir, neden Ege Üniversitesi'nde oluyor bütün bunlar? Türkiye'nin öbür köşesinde, Güneydoğu ile alakasız bir yerde PKK neden çatışıyor ve olay çıkarıyor ve cinayet işliyor? Bunu tartışmak isterdim, yapamadık. Sevgili izleyiciler, hayvanlarla ilgili bölümü bu hafta maalesef veremiyorum. Çünkü çok önemli konular vardı başka. O da benim için ve hepimiz için önemli. Ama veremiyorum. Kadınların bu konuda, hayvansever kadınların karşılaştığı kadın tacizleri ve kadına karşı şiddet olayları var. Apartmanlarda, sitelerde, özellikle yalnız yaşayan hayvanseverlere karşı baskılar var. Her açıdan programı olarak emniyetle birlikte, savcılarla birlikte bu olayların üstüne gideceğimizi ve kadına şiddetin her türlüsüyle, hayvanseverlere yapılanıyla da uğraşacağımızı bilmelerini istiyorum. Kadına karşı şiddete giriyor bu yani. Ve dağlara, ormanlara atılmış hayvanların donduğu haberleri geliyor. Lütfen evlerinize aldığınız hayvanları atmayın. Belediyeler lütfen o hayvanları ormanlara, dağlara atmayın. Çünkü bu karda, soğukta hepsi donuyorlar. Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Çünkü Özgürlük Parkı'ndaki sorunu Başkan Aykurt Nuhoğlu halletti. Bunların hepsini gelecek hafta tekrar gündeme getireceğim. Daha başka teşekkür edeceğim kişiler ve kurumlar da var. Bugün yapamıyorum. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bizi sabırla izlediğiniz için. Gelecek hafta buluşuncaya kadar her açıdan mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.